7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Bu ne abla? O benim ikinci yardımcım diyeyim mutfakta. Vallahi bizim komşulardan daha hamaratmış yemin ediyorum. Ne yapayım, ne yapayım? Zenginim, robotum var, ne yapayım? Ha, düdüklüye mi vurayım yemekleri? Bu öküzün çanı mıydı yanağını kestiğiniz? Evet, yakaladım beni. Düğünümde kaynanamdan böyle bir şey bekliyorum ama bunu alt. Hoş geldin, sefalar getirdi efendim. Merhabalar. Temiz olmayan bir ortamda çay bile içemem. Bir yerlere giderken dikkatli dikkatli gidiyorsunuz gittiğinizde. Genelde gitmiyorum, bana da gelmiyor. Normalde ne işle meşgulsünüz Murat Bey? Herkes bir derin nefes çekti. Hiç çekmedim ben de. Akciğer problemi yok diyorsunuz. Kablolar özellikle çok tozluydu, hiç alınmamıştı aylarca. Detaylar unutmuştu. Yani toz vardı, pislik vardı. Peçetelerde zaten gösterdim kameralara. En son ne zaman sildin abla bu camları mesela? Dün. Plastik doğramaları silmedin zar. Bunun hesabını soracağım. Yıldız abla, sen bunları nasıl böyle bıraktın? Bu adam hep der ki ben bir kadının temizliğini yağdanlığından anlarım der. Onlar da nazar boncuğum olsun artık. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Esildi ile Enem Arat Benim'de 2021'in son haftasında birbirinden hamarat yarışmacılarla yemekler yapıyoruz. Ve bu hafta sürprizlerle dolu. Tam 5 yarışmacımız ve sadece 3 saatimiz var. Bakalım birbirinden güzel yemekleriyle bu hafta kim birinci olacak? 2022'ye kim zengin girecek? Ve tabii ki de nasıl sürprizler olacak hep birlikte göreceğiz. Kısaca 2021'in son yarışmacılarını bir tanıyalım. Bakalım neler yaşanacak, neler pişirecek hep birlikte görelim. O zaman yarışmacının kapısını çalmaya gidiyorum. Hadi buyurun. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ben Yıldız Güneş, 56 yaşındayım. Emekliyim, 31 yıllık evliyim. 2 çocuk annesiyim, yalabalıyım. Çarşaflar haftada bir, havlular 2 günde bir muhakkak değişilecek. Değişik yemekler yapmayı, denemeyi çok seviyorum, araştırıyorum. Hep aynı tatları çocuklarıma yedirmek istemiyorum. Kulak pamuğu sokacaktım, oraları unutmuşum. 4 yumurta. İsmail, oradan da tarif görünüyor bak bir yandan. Yemeklerime güvenirim. Soframa, düzenime güvenirim. Temizliğime de güvenirim. O yüzden Enem Arat benim. Adım Gülçelenoğlu. Yaşımı söylemek istemiyorum çünkü nazar değdiğini düşünüyorum. Orduluyum ve İstanbul'da yaşıyorum. Televizyon programcısıyım ve aşçıyım. Titiz olmam yakınlarımı yoruyor ve uzaklaşıyorlar, gelmek istemiyorlar evime. 8-9 yaşlarından beri baklava açıyorum diyebilirim. Yemek konusunda çok yenilikçiyim. Yumurta bile kırsam çok lezzetli yapar ve çok güzel sunarım. Böyle. Temiz evini temizliyor kadın. Yırtılabilir ama yapışmaması birbirine çok önemli. Yeter ki birbirine birleşmesin. Kendimle ilgili çok detaylı konuşmam. Ama konu yemek olursa beni kimse susturamaz. Merhabalar, ben Aysun Özdemir. 52 yaşındayım, evliyim, 3 çocuk annesiyim, Rizeliyim, emekliyim. Ben ocakta yemek pişirirken bir şey döküldü mü? Yemeğin altını kapatıp silip geri mi koyuyorsun? Aynı ben. Anlamıyorum. Diyorum ki bir saattir karıştırıyorum, burada hiç bir tıkırdama yok. Hamur attığıma ve titizliğime o kadar güveniyorum ki büyük ödülü almaya geldim. Merhaba, ben Murat Turan. 39 yaşındayım. Erzincanlıyım, aşçıyım, alakat sorumlusuyum, bekarım. Temizim, titizim, özellikle mutfakta çok hijyeniyim. 14 yıldır aşçılık yapıyorum, yemekten iyi anlarım. El lezzetim güzeldir. Demek ki bazen kalıyormuş. Oluyor bazen öyle şeyler, çar mı sandık Ali? Elimin lezzetiyle susturacağım onları. Elimin lezzeti geliyor şimdi size. Telefonda bile görüntülü konuşmayı sevmem. Ama mutfağımın lezzetini buradan göstermeye geldim. Merhaba, ben Servet Kaya. Kahramanmaraş Elbistanlıyım. 35 yaşındayım. Su lekesine asla dayanamam. Çocukların ellerini yıkadığı zaman elimde havluyla gezerim. 4 çocuk annesiyim. Ben hamarat olmayayım da kim olsun? Elimden bez düşmez evde genelde. Salonu böyle mi siliyorsun sen hep dizinin üstünde? Ben böyle siliyorum.
Çünkü yoksa tozlar gitmiyor kadın. Bakalım hamuru nasıl çırpmam olur. Lazım ki bu yoğurtların topaklıkları gitsin. İddialı bir yarışmacıyım. Korkmaları gerekir, kendime bir rakip göremiyorum. Günaydın hanım. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Evet Yıldız Hanımcığım. 2021'in son yarışmacılarından efendim. Evet. Nasılsınız Yıldız Hanımcığım? Çok teşekkür ederim efendim. Siz çok nasılsınız? Memnun oldum. Ben çok de öyle. Şıksınız, çok zarifsiniz, elbiseniz, takılarınız. Ne yapalım, biraz özendim efendim. Siz geliyorsunuz diye. Allah razı olsun. Bu hafta ekranlara çok çok yakışacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tam güzel haftaya denk geldim. Yemek yapıyoruz ne de olsa bol bol. Evet. 3 saatimiz de var. Şimdi çay, börek, çörek hep böyle kısıtlı oluyor. Yemekte çeşit de bol, rahat rahat. Aynen peki, öyle. Peki temizlikte de kendinize güveniyor musunuz efendim? Vallahi güveniyorum ki buradayım efendim. Peki efendim. Haydi hayırlısı o zaman Yıldız Hanımcığım. Günaydın dış sesçim. Günaydın Kadir. Bu hafta yemek haftası. Bu hafta tamamız. Güzel olacak. Nohut vuruyor musun? Düdüklüye. Nasıl efendim? Yemek haftalarında hep bir nohut vururlar düdüklüye. Yok, bizim yok. Ha, oh şükür düdüklünün başını beklemeyeceğim. Peki evde düdüklü var mı? Düdüklüm var. Siz böyle hafif böyle hani zengin, elit, boş vakitinde hobilerle uğraşan, yok. Sahilde köpek gezdiren hanımlara bilirsiniz. Hayır değilim kesinlikle. Elit mi değilsiniz? Yoksa zengin mi değilsiniz? Zengin değilim. Ha, ama dış görünüşünüz vallahi öyle. Demek ama ki... zengin gibi görünmeyi seviyorum. Kadir bir şey çok merak ettim. Ne kadarı olan zengin sayılıyor senin kafanda? Emekli var mı? Emekliliği kirada var. Kirada daire var mı? Yok. Yok. O da olur inşallah. İnşallah artık olur. Ama evim Zemek, var. Evim var. Bunca yıl çalıştık bir evimiz yani olsun. Yani yıl 2021 bitiyor. Artık evi olan, emeklisi olan bence zengin. Hadi artık başlayalım. Buyurun mutfağa geçelim. Mutfağa geçelim. Buyurunuz efendim. Geç ablam geç. El Amarat Benim'de yeni haftanın ilk gününde Yıldız Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin mutfağı modern tasarımı ve yepyeni dolaplarıyla çok şık görünüyor. Yarışmacımızın mutfağında tertip, düzen ve temizlik konusunda da bir sorun bulunmuyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor? Evet. Oo. Bu ne abla? O benim ikinci yardımcım diyeyim mutfakta. Ben böyle makinaları çok seviyorum bana pratikleştirecek. Onda yemek yapıyorum, karıştırıyorum, çırpıyorum. Yani her şeyi yapabiliyorum. Yemek yapıyorsun. Evet. Yani şimdi yemeği pişiriyor mu bu? Pişiriyor tabii tabii. Vallahi bizim komşulardan daha hamaratmış yemin ediyorum. Benden hamarat. Ben artık yoruldum mutfakta. O yüzden kendime yardımcı tuttum efendim. Yıldız Hanım bugünkü menüyü bununla yapmayacaksınız değil mi? Vallahi bazılarını yapacağım. Yine lezzetini ben katıyorum. Ama bir şey diyeceğim. Makine pişiriyor ayarını saatini. Sen yoklamıyorsun, karıştırmıyorsun, altın üstüne bakmıyorsun. Yandı yapıştı derdi yok. Tuttuk ne yapayım ne yapayım? Zenginim, robotum var ne yapayım? Ha düdüklüye mi vurayım yemekleri? Düdüklü de ne yapacağım? Abla. Onu İnsanın, da yapacağım. Yani zengin olunca kadın zengin kullanmasın mı? Zenginlik değil bu. Ben meraklıyım. Anladım. Gerçekten ama yarışmacılar demesinler mi? Biz size mi puan vereceğiz yoksa bu robota mı diye. Kavga çıkar. Bak ben ayıramam söyleyeyim. Ben o arada robot şu lastiklerimize bakıyorum. Evet ablam konservelerini yapmış, kavanezlerini yapmış. Reçellerim. Hamaratımdır oh, oh, yani. Oh. Lastiklerin de gayet lastiklerimi güzel. Lastiklerimi parlatırım. Ama bu bir kaos. Bak ben sana diyeyim. Ya. Hele bir de yeni yıl haftası. Vallahi bizi çam ağacında boğarlar. Eve girdiğimde özellikle mutfakta kör noktalara bakacağım. Daha böyle göze çarpmayan, daha gizli noktalara bakacağım. Bence mutfak gayet güzel. Şu anda lavabonun içi kenarları temizdi detaylar. Mikrodalganın içinin tavanında yağ yok. Fırının araları temiz. Ben temizim zaten. Kadın temiz zaten bakın temiz insan. Temizim zenginim. Haydi ablam gel bir de salonumuzu gezelim bakalım. Yıldız Hanım'ın salonu oldukça geniş ve ferah. Ahşap mobilyaların ön planda olduğu bu mekanda koltuk takımıyla yemek masasının uyumu bir harika. Çiçekler, aksesuarlar ve duvardaki tablolarla Yıldız Hanım'ın salonu eksiksiz görünüyor. Bakalım Kadir burası hakkında neler düşünüyor? Evet buyurun Kadir Bey. Evet ablamın muhteşem geniş mi geniş salonu. Bak çam bile pahalanınca insanlar görüyorsun diğer ağacı süsleri. Bu ağacın ismi neydi abla? Benjamin. Benjamin he. Ama yani gerçek değil.
Ha, sahte mi? Evet, evet, sahteymiş. Evet, sahte. Bu öküzün çanı mıydı yanağını kestiğiniz? Evet, yakaladım beni. Düğünümde kaynanamdan böyle bir şey bekliyorum ama bunun alt. Bunu nereden aldın abla? Vallahi o eşimin şirketten bir şeyiydi. Demek ki kurbanda kaldıysa. Değişik bir antika. Rahmetli babaannem de saklamıştı böyle bir şey. Bu neydi hanımefendiciğim? Bu efendim böyle bir el işi yapan bir hanımdan almıştım. Yaka iğnesi. Ben böyle değişik şeyleri seviyorum. Evet bak defimiz lefimiz var maşallah. Eğleneceğiz. Salonda plastik doğramalara, aynı şekilde gene çekmecelerin içine, düzenine, alt temizliğine, aksesuarlara hepsine bakacağım. Ampulümüze bakıyoruz. Ampulümüzde toz yok. Bunların arası var mı ablam? Arası açılıyor mu bunların? Öyle açılıyor yani o şekil. Allah'ım diplere kadar. Girmedik oğlum, onda ara yok. Bir de şuna bakalım hemen. Evet, şey yok. De bir şey yok. Banyo ne tarafta? Banyonuz efendim koridorda buyurun, hemen. Buyurun, buyurun, buyurun. Sizin banyonuzu ben şaşalı bekliyorum biraz. Öyle mi? Haydi bakalım. Evimizin banyosal ışıl mışıl ışığında renk seçimiyle dikkat çekiyor. Modern tasarımının yanı sıra temizliğiyle de parmak ısırtan bu mekanda bir de yapma çiçek bulunuyor. Bakalım Kadir bu mekandaki sıra dışı renk seçimi için neler söylüyor? Buyurunuz efendim. Banyonun ortasında aloe vera. Gerçek o da gerçek mi? Değil. Yapma. Kız bunun hep içi tozlanıyordur teker teker teker. Bunu vallahi silecek. Teker teker siliyorum. Aa, ilk ya defa da krem rengi bir klozet gördüm. Şöyle banyo dolabımla takım ya, yaptım diye. Onu uydum. Ben uyuma çok dikkat ederim. Banyoda özellikle camda duşakabinde lekeler var mı? Çamaşır makinesinin içindeki deterjan bölümüne bakacağım. Değil mi bir şey? Aman Allah'ım. Gözler dolaydı. Gözlerime inanamıyorum. Yakalandım. İyi ama Kadir ne yapsın kadın? Orada elektrik aksamı var. Çarpar diye ellerimi sokamıyorum efendim. Peki. Yani bir de boydan da biraz uzun boylu olduğum için yetişiyorum. Şimdi ona biz öyle diyoruz ama yarışmacılar gelince biliyorsunuz ki öyle demiyorlar. Şu tarafa bakayım. Ah onlara. Evet çamaşır makinemiz burada. Makineyi boyamışsınız galiba. Ben boyadım. Biraz acemi iş oldu ama. Boyanmış mı? Vallahi ilk bakışta anlamadım. Sonradan bak. Onlar çıkmaz Kadir. Ama tavan kısmında bayağı bir birikmişlik var abla. Bak. Bakayım. İç kısmında bak gel gel. Bak iç kısmını görüyor musun? Evet. Bunu bir diş fırçasıyla şöyle güzel bir olmak lazım. Lastiklerin arasına bakıyorum ablam. Kireçimiz hiç yok. Banyoda duşakabininin dibindeki derzlere, az şey kalorifer peteklerine bunlara bakacağım. Nereye gidiyoruz? 2021'in son yarışmacılarını alacağız içeriye. Bakalım kimler gelecek acaba? Bakalım ben de çok merak ediyorum. Yoksa böyle cins cins tipler mi var? İnşallah şanslı. Hadi bakalım. Geç abla. Geç gidiyoruz. Evet. 2021'in son yarışmacılarıyla birazdan ekranlarda olacağız. Hazır olun. Bugün yemek yapıyoruz. Hem de 3 saat. Evet, ilk kapımız çaldı. Haydi bakalım bismillah. Evet, misafirlerim geldi. Hoş geldi. Hoş sefalar getirdi merhabalar, efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aysun Hanımcığım, merhabalar. Buyurun, buyurun, buyurun. Servet Hanımcığım, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Murat Beyler, merhabalar. Gül Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Sen ne kadar zayıfsın öyle maşallah. Öyle mi? Maşallah maşallah. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun Aysun. Yıldız Hanımcığım siz de böyle alayım ev sahibimiz olarak da. Teşekkür ederim efendim. Yıldız Hanım karşılamasını beğendim. Güler yüzlü. İlk önce güler yüzlü olması benim için önemli. 2021'in son yarışmacılarısınız. 2021'i sizinle kapatacağız inşallah. Güzel tatlı bir hafta olsun. Şöyle yeni yıla mutlu enerjik girelim. Karnımız da tok girelim tabii ki. Aynen öyle. Bol bol bu hafta.
hafta yemek yapacağız güzel. Tam 3 saatimiz var. Kendinize zaten güveniyorsunuz eminim elinizin lezzetine. Evet Aysun amcım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Enerjiksiniz. Çok şükür. Maşallah gözleriniz zaten dünyaya bedel. Teşekkür renk ediyorum renk. Sağ olun. Siz nasılsınız Servet İyiyim, Hanım? İyiyim sağ olun Kadir Bey. Kız ismin de zengin ismi Servet. Evet. Dişlerde ayrık olunca zengin olur derler. Evet böyle derler. Nasibi bol olur derler. Öyle mi peki? Bol öyle. Öyle maşallah. Çok şükür maşallah. Yıldız Hanım siz zaten sabah sordum. Şöyle geçiyorum. Gülen amcım siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kaç yaşındasınız hanımefendi siz? Peki sormayayım mı? Saklayacak bir yaş yok gibi ama. Daha sonra söylerim olur mu? Peki, peki ama dıştan göstermiyorsunuz. Eğer bu kadar sakladığınızda göreysek göstermiyor. Ben de anlamadım vallahi merak ettim. Nazar değmesin diye. Murat Beyciğim hoş geldiniz hoş siz buldum. De. Dört hanımın arasında tek erkek kaldınız yarışmacı olarak. Evet öyle oldum. Allah sabır versin diyorum ben size. Siz kaç yaşındasınız? 39 yaşındayım. 39 yaşınız. Evet. Şapka seviyor musunuz? Seviyor. Seviyorsunuz. Evet. He. Çıkarsak sorun olur mu? Sorun olmaz. Sorun olmaz. Olur. Çıkartalım mı o zaman sizi rahat rahat bir yüzünüze gölge düşüyor çünkü de. Tabii. Oo, ben bir an saçınız yok sandım. Yok, dedim ki herhalde o yüzden takıyor Murat Bey. Hayır. Ama maşallah simsiyah gayet güzel saçlarınız var. Evet Yıldız Hanımcığım bir de sizi tanıyalım. Yıldız Güneş, 31 yıllık evliyim. 2 çocuğum var, bir kızım, bir oğlum. 56 yaşındayım, emekliyim. En sevdiğim iş zaten ev işi, normalde mutfak işi. Emekli yani daha önce ne işle meşguldünüz emekli? Yönetici asistanlığı yapıyordum. Peki Yıldız Hanım tabii ki de hamarat aynı zamanda. Bu 140 metrekare evin hakkından geliyor. Üstüne bir de 4 kişi var evde, onlara yemek pişiriyor. Evet. Peki biz ikramlıklarımızı alalım, sohbetimize devam edelim tabii o zaman. Efendim. Dilimiz damağımıza yapıştı. Tabii efendim. Nasıl içeriz kahvelerimizi acaba? Ben şekersiz alayım. Ben siz? De. Şekersiz. Orta. Orta. İki orta. Ben size şekerli de. Alayım abla. Tamam, peki. Yıldız Hanım bizi güzel karşıladı, neşeliydi, hayat doluydu. Ben mutlu oldum. Yıldız Hanım yarışmacıları nasıl buldunuz? Vallahi yarışmacıları tam şimdi çözemedim. Fena değiller. İnşallah güzel bir hafta geçireceğiz onlarla diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Memleket neresi bu arada Aysun Hanımcığım? Ben Rizeliyim. Rizelisiniz. Kahramanmaraşlı. Kahramanmaraşlısınız. Gül Hanımcığım siz? Ordu Karadeniz. Ordu Karadeniz. Murat Bey? Erzincan. Erzincan. Oo güzel. Ülkemizin her yöresinden var o zaman. Değişik lezzetlerin tadına bakacağız diye düşünüyorum. Gül Hanım siz bir gergin misiniz? Sanki biraz üşüdüm o yüzden. Ha üşüdünüz. Üşüdüğüm için o yüzden. Olabilir. Bence o stres biraz heyecan parmak uçları soğuyor ya. Belki. Sizin ne gibi takıntılarınız var ya da var mı takıntınız yoksa ben rahatım mı diyorsunuz? Temizlik takıntım var. Yani temiz olmayan bir ortamda çay bile içemem. Bir yerlere giderken dikkatli dikkatli gidiyorsunuz gittiğinizde. Genelde gitmiyorum. Bana da gelmiyorlar o rahatım o konuda. Yani ben de böyle, gitmiyorum. Maalesef böyle bir durum var. Peki Murat Bey sizin tek başınıza mı yaşıyorsunuz, ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Ben de mutfak konusunda çok titizim. Özellikle mutfağın tezgahı tertemiz olacak. Yani elimi sürdüğüm yerde ya elime bulaşmayacak. O derz araları falan beyaz olacak. Aynen öyle, aynen öyle. Sürekli habire boş durmuyorum o yüzden orada normalde şikayetçi. Normalde ne işle meşgulsünüz Murat Bey? Aşçıyım kendim. Aşçısınız? Evet. Herkes bir derin nefes çekti. Hiç çekmedim vallahi. Akciğer problemim yok diyorsunuz. Yok. Şimdi bir profesyonel olunca hani sürekli. Tabii ki ev hanımları da benim gözümde profesyonel aşçılar. Çünkü sürekli yemek yapıyorlar ama şimdi o biraz daha püf noktası, biraz daha sunumu daha farklıdır diye düşünüyorum. Ortaydı değil mi sizin? Evet, teşekkür ederim. Aa bak ilk defa supla dedim. Bunun adı yalnız. Evet. İlk defa suplada kahve geldi. Bak değişik bir sunum. Kahve sunumu hoştu belki birçok arkadaşa göre ve kendisine göre ama o kadar kalabalık bir kahve sunumuna gerek yoktu bence. Yanında bir ikramlı, suyu ve fincanla daha sade olabilirdi. Yıldız Hanımcığım siz mutfaktaydınız, biz konuştuk. Neler konuştuk? Aysun Hanımcığım Rizeliymiş, Servet Hanım Kahramanmaraşlıymış, Gül Hanım Orduluymuş. Evet. Murat Bey Erzincanlıymış. Bu arada Murat Bey aşçıymış. Oo. Hadi bakalım. Hanımların gözü korkmadı. Biz de birer aşçı sayılırız değil mi bunca yıllık? Ben de öyle dedim. 31 Murat Bey... yıldır yani yemek pişiriyoruz. Hanımlar aşçılığımı da lezzetimi de benim günümde göreceksiniz. Şaşıracaksınız. Peki bugün bakalım Yıldız Hanım. 5 kişi beni de sayarsan 6 kişiyiz. 6 kişilik menü olarak neler yapacakmış, neler pişirecekmiş? Hazırsanız karşıdaki kameraya bir sayın hanımefendi, buyur. Yılbaşı ruhuna uygun olsun diye kabak çorbası yapmak istiyorum. Bal kabağı çorbası, kajulu bal kabağı çorbası menümde var. Arkasından etli pazı
sarması, kuru bakladan fava yapacağım. Dana yanağı parmentiyer, roka salatası eşliğinde ve tatlı olarak da portakallı bir pasta sunacağım misafirlerime. Ay bir portakallı ördek gelecek sandım. Peki nasıl buldunuz menüyü Aysun Hanımcığım? Vallahi menü güzel. İnşallah tatları, lezzetleri de yerinde olur. Peki alışılagelmiş bir menü mü? Yok, biraz farklı. Murat Bey, siz dananın yanağını kullanmışsınızdır belki. Evet, kullandım. Dedikleri Yıldız Hanım'ın saydığı yemeklerden hiç bildiğiniz var mı daha önce yaptığınız? Yok, hiç bilgim yok onda. Peki değişik bir menü. Beğendiniz mi menüyü? Menü güzel. Pervantiyer nedir diye bilmiyorum. İnşallah önümüze bildiğimiz bir lezzet çıkmaz. Bildiğimiz bir lezzet çıkarsa da niye böyle bir yabancı isim kullandı diye kendisine sorarım ve puanını da kırarım. Yıldız Hanımcığım, hazır mısınız? Hazırım efendim. Siz oturacaksınız, biz evi gezeceğiz. Bakalım hanımların, beylerin baktığı detaylar nerelermiş? Evde temizlikte nerelere önem veriyorlar? Onlara bakacağız. Kolay peki gelsin diyorum. Bir şekerli, bir sade, bize müsaade. Haydi buyurun hanımlar, buyurunuz beyler. Buyurunuz efendim. Temizlikte çok iyiyimdir, düzen takıntım var. Elim hep evin üstündedir sürekli. Çünkü evde zaten kalabalık yaşıyoruz ve o yüzden sürekli bir koşuşturma halindeyim bütün gün sabahtan akşama kadar. Kablolar özellikle çok tozluydu. Hiç alınmamıştı aylarca. Arkaya doğru, hatta arka kısmı da bayağı kirliydi kabloların. Ankastre falan hep yağdı. Gösterdim kameramanlara. Çekmeceleri, yani toz vardı, pislik vardı. Peçetelerde zaten gösterdim kameralara. Kabinin altındaki ders borunun arkası kirliydi. Kaloriferler tozluydu. Yıldız Hanım'ın salonu biraz bana kalabalık geldi. Yani eşyası fazlaydı içeride. Yıldız Hanım, evde istediğim kokuyu bulamadım. Oh, kapat, kapat, kapat. Evet. Allah'a şükür haftanın ilk misafirlerini atlattık. Evet, tanıştık. Nasıl, beğendin mi? Isındı bakalım. Beğendim yani. Fena değiller. İçlerinde böyle bir bakış hoşuna gitmeyen, ne bileyim, yorumlara sıcak gelme dediğin var mı? Elektrik alamadığın var mı açıkçası? Elektrik alamadım, bir kişi var. Yanımda oturan Gönül bayan. Değil mi? Gönül. Gönül. Gül. Ha gül. Pardon, gül. Daha öğrenemedik. Bir gülmedi sanki bir. Yani az gül ama kendi gülmedi. Bir gülmedi. Çok soğuk davrandı. Bir negatif geldi değil mi? Evet. Halbuki herkes enerjisi ne kadar güler yüzlüydü. Bak Murat Bey falan da şapkasını falan çıkardı. Acaba cool durmaya mı çalışıyor? Bilmiyorum vallahi nedir. Soğuk nevare. Kız onlar yemek de yenmez ha. Bilmiyorum. Hani artık böyle karşındaki gülecek ki iştahın açılsın. Aynen öyle. Şimdi onun evine gittiğimiz düşünsene. Böyle. Mıy mıy da edebilir çorba yani. Çorba koyayım mı size? Hadi bak, neyse kadının gıybetini yapmayalım. Senenin son dedikoduları. Hazır mıyız? Hazırım. Nereye efendim gidiyoruz? Sen eşofmanlarını giyeceksin, ben de tulumumu giyeceğim. Bu evi bir güzel bir silip süpürelim. Tamam. Şimdi gönüllü nazarı mazarı kalmıştır. Evet, ovalım evet buraları. Sabunlu. Buyurun hanımefendiciğim. Evet, Yıldız Hanım'la haftanın ilk temizliğini yapacağız ve unutmayın, 2021'in bitmesine son 4 gün kaldı. 4 gün mü kaldı? Son 4 gün kaldı. İnşallah Rabbim daha iyi bir yıl getirsin deyip daha beterine gitmeyelim de. Evet. Evet. Muhteşem leğenlerimiz, kovalarımız, her şeyimiz elimizde. Çok neşeli bir haftaya başlayalım istiyorum ablam öncelikle. Heh.
Normalde hep neşeli misindir, böyle şarkı türküyü sever misin? Çok neşeliyimdir. Gülmeyi çok severim. O zaman temizliğe şöyle bir enerjik başlayalım mı? Ne diyorsun? Ne diyelim? Sen söyle, parçayı bir söyleyelim. Ay unuttum, kal geldi. Kalenin bedelleri yar 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 yandım. Kalenin bedelleri yar 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 yandım. Koy verin gidenleri şinanay yavrum şina şinanay. Koy verin gidenleri şinanay yavrum şina şinanay. Hop hoppa şinanay hoppa şinanay. Şinanay yavrum şina şinanay. Hop hoppa şinanay hoppa şinanay. Şinanay yavrum şinanay nay. Evet. O zaman enerjik başlıyoruz diyoruz. Hazırsan temizliğe başlayalım bir an önce. Hazırım efendim. Öncelikle şu kahve sütunlarını kaldıralım. Tamam. Ondan sonra sen nasıl süpürge açarsın, nasıl cam silersin, yerleri nasıl siliyorsun, kaç günde bir temizlik yapıyorsun. Şu kameraya şöyle bakarak bir süpürüp silelim. Tamam efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman suplaları alalım önce. He. Bu arada sunumunu çok beğendiler bak. Öyle mi? Evet. Özendim ama çok. Aç açam. Abla bu ev ne kadar sıcak. Merkezi sistem mi bu? Evet, merkezi sistem. Bak ben sistem sana diyeyim, fazla fazla yakıyorlar, fatura fazla gelecek. Eşim yönetici vallahi, ona söylemek lazım. Ha, yöneticinin evi diye demek ki bu kadar çok yanıyor. Salonda öyle hani beni çok rahatsız edecek bir pislik göremedim. Koltuklarının araları temizdi. Zaten benim için önemli olan mutfakla banyo, orada da bulacaklarımı buldum. En ama son, yağmur yağdı. Yağmur ya. En son ne zaman sildin abla bu camları mesela? Dün. Dünden bugüne bu böyle olmaz. Sen o zaman sadece camları sildin. Plastik doğramaları silmedin zar. Zar. Bu içeriği aldın mı? Bu içeriği aldın mı? Yani hatırlamıyorum şu an desem. O zaman ben bir su alayım geleyim. Şu çerçevenin içlerini bir güzel ovayım. Dur. Dur dur. Hazır güzel de esiyorken Beylikdüzü havası. Hemen geliyorum şimdi. Yıldız Hanım, gördünüz değil mi bizim Kadir'i? Hopluyor, zıplıyor, tepelere kadar çıkıyor. Hah, geldi işte. Hemen arkamdan konuş, hemen. Benim soluk, yükseklik korkum adam var soluksuz, biraz. Düşme korkusu. Soluksuz dedikodu. Mesela sen oraya çıktın ya, bende böyle bir panik oldu. O yüzden çok şey yapamıyorum oralara. Bak onda da bir sevinç oluyor. Acaba ayağa kayar mı, kaymaz mı? Düşsen ne olacak sanki, yine kalkarsın. Ben 21. kattan düşsem gene otomatiğe basın geliyorum. Allah korusun. Artık tek parça mı gelirim? Ömürlüğüm aşağıda mı kalır bilemem. He. Bak görüyor musun bak abla? Görüyor musun? Siz görüyorsunuz da seyircimiz görmüyor. Şöyle söyleyeyim, seyircime ben söylüyorum, evet çıkıyor buradan. Şu aralarını alıyorum. Şimdi ben mesela evde cam silerken abla üstüne hiç bakmam. Çünkü ben orada ne olduğunu biliyorum bak. Ara boşluk bir geçiyorum tüm parmağımla. Sonra iki parmağımın sadece tırnak kısmıyla öndeki iki şerit çizgiyi geçiyorum. Çünkü benim plastik doğramada kaç tane boşluk var, hangi aralar var hepsini biliyorum bak. İki tırnağımla da arasına geçiyorum, hop siliyorum, hop siliyorum. Silerek anlamına gerek yok ki Kadir, elini kullansan daha kolay anlarsın. El herkeste var, herkes öyle iş yapıyor mu? Yıldız Hanım'ın evi yüzeysel olarak ilk bakışta böyle temiz, misler gibi bir ev gibi görünüyor ama detaylara indiğinizde çok fazla şey buluyorsunuz. O yüzden yani çok aşırı kirli, çok kötü bir ev diyemem ama detaylar daha temiz olabilirdi. Şu aralarını da alıyorum, alt kısımlarını. Çizgilerini almışken şu camı da şöyle bir alayım. Aynı bezi mi alıyorsun? Katladığım bezimi yıkıyorum zaten. Hoş git, sen önceki evlerle karıştırıyorsun herhalde. Camın kabasını alıyorduk, çamur akıyordu camdan, çamur. Yok yok, sen bildiğin üflüyorsun. Oh oh oh, üfleyerek işimi götürüyorum be. Ne akciğer varmış arkadaş, 3 senedir üflüyorum be. Yıldız Hanım salonu iyi temizlemiş, bizim geleceğimiz için diğer yerleri unutmuş o arada. Abla bu petekleri açıyor musun? Peteklerimi yeni değiştirdim o yüzden. Aa, petek değişiyor mu kusurlu? Değişiyor çünkü patlıyor belli bir seneden sonra. Patlıyor ve su akıtıyor. Taş petek miydi böyle yine demirdi? Yine böyleydi. 20 yıllık olduğu için patlamaya başladı. Ben de hepsini değiştirdim. Çünkü arka odalarım da halı. Benim buhar makinem var. Onunla evet, yapıyorum. İçleri temiz, gayet güzel. Hadi Kadir acele et biraz. Bugün daha 3 saat yemek yapacağız. Bir su daha verin. Bu suya ne oldu? Tertemiz bu su. Tamam. Yer mi sileyim camı sildiğim suyu? Evet. Ha, ondan sonra üflüyor. Tut. Yıldız Hanım'ın salonunu beğenmedim. Çok obje ve aksesuarlarla çok aşırı kapatılmış. Hadi ablam şu ortayı bir silelim o zaman. O zaman ne diyoruz Yıldız ablamla birlikte? Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam.
Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Oh! Mis. Haydi bakalım. Yeni yıla son 4 gün. Yıldız Hanım'ın evi çok göz yürüyordu. Çok fazla eşya vardı. Ben çok fazla böyle kalabalık sevmiyorum evde. Özellikle salonun sade ve ferah olmasını isterim. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Ah ah ah! Olur öyle bakalım. Ellerine sağlık. Polisi yakalar. Kuru bezle bu kadar geldi. Bir de ıslak olsa ne olacaktı acaba? Yıldız abla o cam suyunda onu bir sana zahmet yıka. Bu arada Yıldız ablamın eşi yönetici dedik ya, apartmanın girişi bal dök yala. İnanılmaz o orta alan, asansör tuşları, yani apartmanda inanılmaz bir temizlik kokusu var. Biz işimiz gereği çok apartman görüyoruz. Genelde bu apartmanlarda dezenfektan şişeleri hep boş oluyor. Ama bu apartmanda dezenfektan şişeleri dolu. Bir ara acaba bizimkilerle değiştirsem mi diye düşünmeden edemedim. Bizim Samet şimdi doldurup boşaltır. Abim apartmana o kadar çok önem veriyor ki, bak adam klimayı unutmuş apartmanla ilgilenmekten, görüyorsun. Bunun hesabını soracağım. Evet, burayı da sildik. Hemen halıyı serelim. Haydi abla, mutfağa geçiyoruz. Geçelim tabii, geçelim. Bu kadar ahşap mobilya var burada seni bekleyen. Senin tek derdin bir an önce mutfağa geçmek. Senin yaptığın iş bu mu? Yemek yapacağız daha 3 saat. Oyalama beni. Temiz zaten ev. Yalnız bakın, benden duymuş olmayın ama Servet Hanım şu çekmeceleri inceledi. Kadir gel bak şu çekmeceye. Yok yok, içini açma. Şu köşede bir şey var ya, kafayı ona taktı. Yok artık, şuralarına şuralarına. Kulak pamuğu sokacaktım, oraları unutmuşum. Bak şuradan elini soksaydı zaten anlardı. Bunun altı bir de cilasız. Cilasız. Sunta tahta. Evet. Şurada yuh yani Servet Hanımcığım. Servet Hanım herhalde böyle ayrık yerlere girmeyi seviyor. Demek ki. Kulp aradı. Televizyonun arkasına da bir bakalım. İnce bir toz. Hiçbir şey yok. Seyircilerimiz görmüyor bile. Sen de yarışmacılar gibi olmayan şeyi kameraya gösteriyorsun. Sadece ucunda küçücük bir yerde kalmış. Geri kalan yerlerde yok ablam. Teşekkür ediyoruz efendim. Arada böyle maskemi takıyorum. Çok yakıştı vallahi. 200'lük bana her zaman yakışır. Vallahi çok güzel salonun. Şimdi hakkını yiyemem. Teşekkür yani, ederim. Şimdi kimin evinde koltuğu çekiyorum ama şöyle mesine 5 karış var. Ama hiç kendilerinden de ödün vermiyorlar. Ser halıyı ablam. Ser 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 ser. Biz geleceğiz. Böyle bir yarışmaya katılacağını bilerek temizlenmiş gibi bir ev gibi de geldi bana. Detayları o yüzden girememiş. Ara detaylarda sıkıntılar vardı. Bu ne abla? O öyle içine ıvır zıvır koymak için. Bu ne? Ablam emekli maaşını çekmeye bununla gidiyor arkadaşlar. Bırak bunları Kadir. İnsanların özel eşyalarını kurcalama. Oh, bak, bak. Allah aşkına şu kızın ben saçlarını yolunca bana... Bak. Bana yer bezi ve hala ablam yer bezini, tahta bezini öğrenemediler. Yok. Şunu ıslat da ver bana sudan. Şimdiki nesil ha. Böyle Kadir'cim. Sen maşallah ıslat arada şey çıkmışsın. Ben 80'lerden gelmeyeyim ablam. Hakikaten. Reenkarnasyon oldum ben. Şimdiki nesil öyle değil. Şunu sileceğim şimdi, yapraklarına bir alacağım üstünü. Aa yeter ama Kadir, yeter bu kadar oyalandığınız. Hadi artık mutfağa geçelim. Kalk mutfağa gidiyoruz. Hadi senin bakalım. Senin şu sürekli yemek yaptığın, o kadar yemek yapmana rağmen temiz kalan mutfağını bir görelim. Hadi görelim. Onu niye götürüyorsun? Yılbaşı ikramiyesini taşıyorum. İnşallah bana çıkacak bu sene. Ha, iyi hatırlattın. Yıldız Hanım, yılbaşı haftasına özel çekiliş yapacağız. Ben de katılmak istiyorum. Sana yok. Birinciye altın hediye edeceğiz. Ben girmiyor muyum buna? Nasıl bir altın efendim? Bana bak, ben haftanın 5 günü ben burada onların evini temizliyorum. Beni de kat araya. Yıldız Hanım, bu çekilişte herkes kazanacak. Elbette sadece bir kişi altın kazanacak ama diğer yarışmacılarımıza da teselli ikramiyeleri vereceğiz. Tencere, tava, tabak, çanak setleri falan gibi. Ben de istiyorum. Eğer o çekilişi ben çekeceksen ben de istiyorum. Bu hafta kimse kaybetmeyecek aslında. Bu hafta yeni yıla neşeli girelim dedik. Yalnız bir de şu var. 15 bin lirayı kazanan yarışmacımız da altını kazanabilir. Gözünü toprak doyursun. Karnım. Ay göz kalır ondan sonra. Evet, altın çekilişimizi 31 Aralık Cuma günü yapıyoruz. Kalk. Altın dişli heyriye, kıldır hıldır yeriye, ağzıya burnuya çürüye, gel beriye beriye. Mutfağa gidiyoruz abla. Hadi gel. Bakalım. Bulaşık makinesinin içerisinde çok fazla böyle lapa gibi bir pislik çıkardım. Gösterdim kameraya da zaten. Evet, ekselanslarım mutfağa geliyor efendim. Şimdi ablam, şöyle ocağına bakmak istiyorum. Aspiratörün
Hepsine de uyumlu yapmış. Oo, telimiz uyumlu. Gayet güzel, temiz. Şöyle diyeceğim, şu yanlarda hafif bir kayganlık var. Hı. Servet'in bence bulduğu burası diye düşünüyorum. Ha, buldular. Servet bulmuş. Bulmuş. Hafif hafif, öyle bir yağ değil yani, yapış yapış değil. Bir hani böyle eline gece bir nemlendirici krem sürürsün de elin kayar ya. O tarz bir şey o. Vallahi bazı şeyler gözden kaçabiliyor yani. Abla, sana şöyle vereyim. Evet. O Servet'inin adına orayı bir bastır da bir silsen. Yıldız Hanım temizdi. Yani şimdi illa da pis, ne kadar pis bir kadınmış diyemem. Birçok eve göre temiz Yıldız Hanım'ın evi. Fakat eksikleri var mıydı? Vardı. Örneğin ben şeyde mutfak tezgahının üstündeki yağdanlık şey, bunlar benim için önemlidir. Üzerlerinde yağ vardı. Yıldız Hanım, rakipleriniz yağdanlığın kenarlarında yağ akmış diye laf ettiler. Aa, Yıldız abla, sen bunları nasıl böyle bıraktın? Nasıl bıraktın? Dışları yağ, bak bu yağ, bak kurumuş. Bu adam hep der ki ben bir kadının temizliğini yağdanlığından anlarım der. Hep öyle dersin, yalan söyleme. Bazen derim. Ya beni sinirlendirme. Bak ben yağdanlığımı değiştirecektim, unuttum. Onlarda nazar boncuğum olsun artık. Yıldız Hanım'ın yüzeysel temizliği iyiydi ama detaylarını unutmuştu. Çekmeceleri, makinenin deterjanlarının söktüm altındakiler hep yani toz vardı, pislik vardı. Servet'e bak sen, Servet'e bak. Kahramanmaraşlı Servet. Servet vallahi fena çıktı, siz de sessiz görünüyordu. Öyle mi? Gülden korkarken Servet geldi bize. Hmm. En çok o mu buldu? Bir biraz şeyler. Daha detaylı gezdi bence diyelim. Dur şu bakalım kalma. Servet'in benden çekeceği var o zaman. Salonun temizliği güzeldi ama diğer yerin temizliğini beğenmedim. Yağmağı da yok. Bunu ama merak ettim. Şimdi bu bakalım yapacağız. Tartışma konusu olacak mı? Bence olacak gibime geliyor. Böyle yaparsan aramızda kalır. Benim ağız sıkılığımdan asla endişen olmasın. Bir fermuar, bir benim ağzım. Hayatta çok sıkıdır. Asla da söylemem. Çok o bizim aramızda kalacak, emin ol. Ama patlak fermuar, ona göre dikkatli olun. Arada tam ortadan cırtlayıveriyor. Bileğindir. Şimdi mutfağımız da güzel temiz. Vallahi beğendim. Ocağımız gayet güzel. Şu fincanları makineye dizelim. Ben bir lavaboyu bir dezenfekte edeyim. Biliyorsun deterjanlar temizliyor ama dezenfekte evet. Etmiyor. Evet. Hele korona zamanında dezenfektanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Abimin apartmana koyduğu dezenfektanlar gibi şöyle bir şurayı dezenfekte edelim. Tamam. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Aç makineyi sen. Aspiratörün içinde motorunda yağ vardı. Yani eksik olan tarafları vardı. Ama pis mi? Değil. Duş kabinin o iç kısmında gözle görülür. Hatta istenilse temizlenebilirdi. Oradan şöyle hemen peçeteyi tuttuğumda çıkardım. Bir fırçayla olursa temizlenebilirdi orası yine de. Gel abla, evet, muhteşem kabak çiçeğimiz, aloe veramız banyomuzun ortasında. Şimdi şu bezi verin bana, şu ledin üstünü sileceğim. Bu led nasıl yanıyor abla? O led otomatik şeye, frize bağlı. Frizle birlikte, evet. Bir tanesi havalandırmayı çalıştırıyor, bir tanesi de... Bu lavaboyu sen de böyle dinozor yumurtası gibi seçtin? Evet. Hoşuma gitti. Değişik bir tarzdı. Peki bunu sürekli el yıkayınca etrafa sıçrıyor işte. Maalesef siyahtan yaptırdığıma çok pişmanım ama. Sen daha önce benimle tanışsaydı ben sana asla bu lavaboyu yaptırmazdım. Ama siyahın üstüne de bu renk çok şık duruyordu. Görüntü i̇şte beni. Şıklığına aldanıyoruz. 3 gün sonra burnumuzdan geliyor. Burada bir yüz yıkanıyor, her taraf su lekesi. Hele bir de abdest aldın mı tamamdır. Evet. Her yer batar. Şimdi bize o fısfısımızı verin. Şu lavabomuzun üstünü bir parlatalım güzelce. Verin bize kireç sökücü fısfısını sepetteki. Yıldız Hanım, üzgünüm. Evini istediğim gibi temiz bulamadım. Lavabolarda oldukça leke gördüm. Mutfak dolabında yine lekeleri gördüm. Kapı pervazlarında oldukça toz gördüm. Evi bana dar geldi, eşyalar boğdu, üzerime geldi. Çünkü eşyalarla fazla alanı daraltmıştı. Evet, deterjan gözüne makine temizliği döktüm, çalışsın o şimdi. Biz mutfağa gidelim efendim, üstümüzü değiştirelim. Ve muhteşem menüsüyle yeni yıla damga vuran bir menüyle 3 saatte bakalım neler pişireceğiz. Öyle olmaz Kadir.
üstümüzü değiştirelim sonra mutfağa gidelim. Ha ben ne dedim? Sen mutfağa gidelim üstümüzü değiştirelim dedin. Anladım. Peki. Sana sabır versin. Aa, peygamber sabır versin Allah bana. Şimdi Yıldız Hanım'la üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Daha sonra da mutfağa gidip yemek yapacağız. Evet. Ha, hadi tamam. Bakalım. Hadi geç bakalım. Ben de dosa benimkini Aydın Bey çevirmiyor. Ben direkt kendim söylüyorum. Yemeklerime güvenirim. Soframa, düzenime güvenirim. Temizliğime de güvenirim. O yüzden enamarat benim. Kız uzay mı ki? Işınlanma cihazı gibi duruyor. Aa bak bunun içinde yemek kitaplarının şeyleri var. Yakalandım. Aa, zenginin robotu bile var. Şimdi diyor ki ileri git diyor. Bak ileri. Nereye? Makine dedi ya ileri gidin diye. Çok faydalı bir etmiş aslında bu dana yana. Sakat ete giriyor. Anladım. Gördünüz mü ne kadar zahmetsiz. Amını kim icat ettiyse Allah razı olsun. Bir de yumurta. Aa, yumurta jöleyi ilk defa gördüm. Sardıktan sonra sosuna döküp döküyormuş üstüne bilginiz olsun. Allah vermesin dinozor haşlıyoruz sanki düdük bir de 1,5 saat oldu ne etmiş. Aa, seni Allah kahretsin. Allah. Ben ultra güzel yapıyorum. Oğlum düdüklü yaptım bak bir daha bir şey olmayacak. Senin postiyetlerin ağır mı ya? Bir yerden bir koku geliyor sen. Bana da geliyor nereden geliyor? Aa. Bahtım da Ankara. Sen yarışmayı bırakacağım. İşte bu program öyle bir program. 40 yıllık ustayı bile şaşırtıyor. Evet, ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Amarat benim de. Biliyorsunuz ki bu hafta yeni yıl haftası. 2021'in son yarışmacılarıyla çay, kek, börek değil, yemek yapıyoruz. Hem de birbirinden güzel menülerle tam 3 saatimiz var. 3 saat içerisinde güzel bir akşam yemeği çıkartacağız. Etlisinden sütlüsüne, tatlısından tuzlusuna ne varsa Allah ne verdiyse. Ki Yıldız ablam yine enfes bir menü seçmiş. Çok sıradan olmayan, sürekli yemediğimiz şeyler. Şimdi hazırsanız Yıldız ablamın menüsünü kısaca bir tekrar saysın dış ses. Bugün Yıldız Hanım'ın menüsünde kajulu bal kabağı çorbası, pazı dolması, roka salatası, dana yanağında palmantiye, hava ve portakallı pasta var. Bilmiyorum hiç tattın mı Kadir ama dana yanağında palmantiyenin yanında roka salatası çok yakışıyor. Evet. Tövbe bir şey anladıysam. Yabancı gibi konuştu hiçbir şey anlamadım. Ne dedi? Yemeklerini sinir etti. Yeşike parmente dedi. Jeanette Chouette diye. Ben Fransa'dayım efendim. Şimdi ablam hazır mısın? Süreyi başlatacağım. Hadi önce başlayalım. Neyden başlıyoruz? Neden başlıyoruz? Tatlıdan başlıyoruz. Tatlı, tatlının dinlenmesi lazım. Peki, 3. Bir dakika Kadir acele etme. Biliyorsun bizim diğer programlarda çok önemli bir parkımız var. Bizde yarışmacımız kendi süresini kendi başlatıyor ki her şey şeffaf olsun. Buyurun Yıldız Hanım basın düğmeye. Bas. Aa bir saniye sürenizi durdurdum. Rica etsem başlamadan önce ojelerinizi çıkartır mısınız? Ha evet onları görmedik açık renk. Koş asetonla sil de gelsen. Koş. Neyse ki fark ettim Kadir. Tam 95 salisede durdurdum vallahi süreyi. Ne kadar eli çabuk bir insanım. Hiç aksamıyor hiç. Ablamı bekliyoruz. Bakalım hayırlısı 3 saat veriyoruz. İnşallah 3 saatte yemeklerin hepsi yetişir. Biliyorsunuz ki ilk defa Antep'te yemek yapmıştık. Bir de bu hafta yemek yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum Kadir ama en çok da Yıldız Hanım'ın şu meşhur yardımcısını merak ediyorum. Bir şey canım. Bu şeye benziyor, meyve sıkacağına benziyor. Baksana içinde çırpıcı var. Aa hakikaten. Acaba hem çırpıp hem pişiriyor mu bu robot? Kız uzay niye ki? Işınlanma cihazı gibi duruyor. Ne var? Temel yemek kitabı. Aa bu ne? Aa bak bunun içinde yemek kitaplarının şeyleri var. İçimden bir ses Yıldız Hanım'ın tariflerinin bu çipin içinde olduğunu söylüyor. Şey yap... Dur Kadir hadi kapatalım artık. Eyvah Yıldız Hanım geldi. Ha! Yakalandın. Aa. Robotunuzu çok merak ettik de. Heveslendik vallahi. Buraya basınca karıştırmadı. Çünkü kapağını oturtturmamışız galiba. Yemek kitabı var. Bak kadın çıkarttı yemekleri. Hayır mesela kategoriye göre de var. Mesela yakın zamanda pişirilenler var. Zenginin robotu bile var. Peki şimdi ne yapıyoruz? Tabii önce süreyi başlatıyoruz Kadir'ciğim. Buyurun Yıldız Hanım sahne sizin. Vatana millete 3 saatimiz var. Şimdi ne yapıyoruz abla? Şimdi hemen önce pandispanyamı yapacağım. Pandispanyanın malzemelerini saysın dış ses. Portakallı pasta için malzemelerimiz 4 adet yumurta, 120 gram toz şeker, 120 gram un, 1 adet portakal, 2 adet mandalina, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir tutam tuz. Ben bir fırınımı önce bir 180 fırını ısıt. Bu şimdi pandispanyaya kaç yumurta kırıyoruz abla? 4 yumurta. 4 mu? Hadi kıralım o zaman bismillah. Burada pandispanyayı mı ayarlıyorsun sen şimdi? Şimdi çırpma telimizi yerleştireceğiz. 4 yumurta. Bismillah oradan da tarif görünüyor bak bir yandan. Yani unuturuz diye. Ama pandispanyayı pişirmiyor değil mi? Yok. Yok ha o kadar da değil yani. O kadar da değil yani.
hemen ileri diyoruz. 120 gram bize diyor ki şeker. Peki bu tarifi sen mi yazdın buraya yoksa? Çipte. Portakallı pasta bence bu menüye yakışmamış. Onu böyle hafif bir muhallebi gibi bir şey düşünebilirdi. Daha farklı bir tatlı olabilirdi. Şerbetli tatlı olabilirdi. O yüzden pasta bence bu menüye uymayacaktır. Zamandan tasarruf oluyor. Ben de orada çırparken biz ne yapacağız? Şimdi ben etlerimi koyayım düdüklüye. Tamam, yanağı koyuyoruz. Evet, yanağı. Danamızın yanağından bir makas alıyoruz, şöyle bıraktık. Dananın yanağında bu kadar et var mıymış ki? Evet efendim, bir soğanımız. Peki bu etin özelliği ne? Neden dananın yanağı? Ha, çok faydalı bir etmiş aslında bu dana yanağı. Sakat ete giriyor. Anladım. Ve jölemse bir şeyi oluyor. Ya kemikler için de faydalı. He, o yüzden. Şimdi bunu öğrenelim. Seyirci ki neden yanak? Peki soğanı etle birlikte mi haşlayacaksın? Soğanı bütün olarak koyacağım ortasına lezzet versin diye. İçine sarımsak atacağım 4-5 diş. Defne yaprağı atacağım kokusu olmasın diye. Bir yarışmacımız da tavuk haşlarken içine karabiberle soğan atıp haşlamıştı. Daha lezzetli oluyor diye. Dana fermentiyeni hiç yapmadım. Onun hakkında bilgi sahibi değilim. Bilmiyorum. Vallahi Murat Bey'in aşçıyım demesine şaşırdım. Bilhassa da et yorumlarını duyduktan sonra şüphelenmedim de değil. Aşçıyım diye her şeyi bilmek zorunda değilim. Gelelim dana yanağında palmentiye için malzemelerimize. 1 kilo antrikot. Bir saniye. Yıldız Hanım neden antrikot yazıyor burada? Ama ben antrikottan yapıyorum. Dana yanağından yapmıyor musunuz? Yapmıyorum. Yani şimdi yanak riskli diye. Şimdi bu yanak değil mi? Değil, bu antrikot. Kız bir saattir ben millete burada yanak diye kendimi paraladım ya. Ya kandırdım sizi. Neden kandırdınız? Riske girmek istemedim. Şimdi o sakat ete girdiği için. Sakata gelmeyelim mi dedin? Anlamadım. Yani kokusu olabilir, bahane bulabilirler, yemeyebilirler. Ama inek eti kokmaz ki. Öyle ama yine de sakat ete giriyor yani o. Sabahtan beri aramadığımız sakatatçı kasap kalmadı sana yanak eti bulacağız diye. Yani. Sen kalktın antrikot kullandın. Neyse dönelim ana yemeğimizin malzemelerine. 1 kilo antrikot, 1 bütün soğan, 4 diş sarımsak, defne yaprağı, karabiber, tuz ve tereyağı. Bu arada palmentiye de bu yemeğin içindeki püre gibi bir şey aslında. Palmentiye malzemeleri haşlanmış patates, tereyağı, 1 paket krema, tuz, karabiber ve muskat. Muskat da çok püreye, patatese çok yakışan bir baharattı. Aslında o böyle Hindistan cevizinin küçüğü gibi bir şeydir, sert. Ben onu makinede çektim, baharat haline getirdim. O zaman şimdi patatesleri de atıyor muyuz hemen haşlansınlar diye? Önce kremamızı yapacağız. Önce kremamızı yapacağız. Çünkü pastamızın kreması soğuması lazım. Tamam. Ben hemen düdüklüyorum. Pastamız derken portakallı kekin kreması mı oluyor? Tabii tabii, öyle kek değil bu. Portakallı pasta. Portakalları sıkayım mı ben? Sularını mı sıkacağım? Evet. 2 limon. Pardon, önce ne yapacağız? Limonlarımızı yıkayalım. Kabuklarını rendeleyeceğiz. Tamam, ben hemen rendeyiversen bana, ben burada yıkayayım onları. Sevgili seyircilerim, portakal ya da limonları rendelerken... Beyazlarını almayın, acı olur. Üstünden çok ince portakalları da ben reçel yaparken öyle yapıyorum. Eyvah! Makinenize bir şey oldu Yıldız Hanım. Şimdi çırpması bitti. Okul teneffüsü gibi. Ne diyor? Şimdi diyor ki ileri git diyor. Bak ileri. Daha ölçü peki değil mi? Ölçü kabını çıkarmadan... Bir Allah. Daha çırpacağız. Çünkü pandispanyanın özelliği çok çırpılması. Şimdi mesela ben bunu mikserde yapsaydım bir 12 dakikam gidecekti. Bu makine bana bu kolaylığı sağlıyor. Gerçekten müthiş bir makine ama çok pahalı. Vallahi şu an... Abla daha da gideyim mi? Ben alırken mi? O kadar... Kız sana da... diyorum. Daha da gideyim mi? Nereye? Makine dedi ya ileri gidin diye. Şimdi diyor ki ileri git diyor. Bak ileri. Daha da gideyim mi? Bir abla, daha çırpacağız. Abla. Gideyim mi daha da? Gitme gitme, sen gel, bana lazımsın burada. Nereye gidiyorsun? Teknolojik makine ne derse onu yapmak lazım. Evet evet. Şu korkunç espriyi yapmak için orada 2 saat bekledin ya Kadir, pes. Ama yapmazsam içimde kalırdı. Ablam, ince tarafından rendeliyorum. Dört çay bardağı su koyuyorum kremam için. 1 çay bardağı limon suyu sıkacağız. Kabuklarını aldığımız limonlarımızı sıkacağımızda. Portakallı pastanın kreması için malzemelerimiz
1 çay bardağı limon suyu, 4 çay bardağı su, 1 adet yumurta, 2 limon kabuğu rendesi, 3,5 kaşık nişasta, 10 kaşık toz şeker, 1 paket krema. Pastanın üzerine ise beyaz çikolata rendesi gelecek. Yılbaşı ruhuna uygun pasta olsun diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsünüz de pastanın portakalı nerede? Portakalı kekinde. Portakal ve mandalina suyuyla ıslatıyoruz. Limon suyu falan ekşili, çok güzel aroması olan bir pasta oluyor. Yeter mi abla bu kadar limon? 2 limon yeter. Tamam. Şimdi o limonları suyunu sıkacağız 1 çay bardağı. Evet, kremamızı iyice çırpıp katılaştırıyoruz. Öyle koyuyoruz değil mi? Ve buzdolabında bunu bekleteceğiz. Soğusun diye buzdolabımıza alıyoruz. Hayır ya, böyle. Böyle mi? Allah Allah, niye suyu geç attı? Gördünüz mü ne kadar zahmetsiz? Ama kim icat ettiyse Allah razı olsun. Tamam abla. Şimdi nişastamızı, şekerimizi ekleyeceğiz. Sen kremaya bundan köle yapacaksın galiba. Hangisi? Evet, öyle bir pelte gibi bir şey olacak. Tamam. Portakallı pasta 5 çayına yakışır. Yani ben bu akşam yemeğine yakıştıramadım. Hani böyle el açması tatlı falan olabilir. Bu portakallı pastamızın jölesi. Şekerimizi de ekleyelim. Bir de yumurta. Aa, yumurta jöleyi ilk defa gördüm. Ekliyoruz. Yumurta niye ekliyoruz? Valla tutsun diye. Daha herhalde daha güzel, evet, bir kıvam elde etmek için. Evet, o muhallebimiz pişerken ben pandispanyama geri dönüyorum. Tamam, jöleyi evet koydum ocağa. 120 gram unumuzu ekledik. Kabartma tozumu ekliyoruz. Ama hızlı olmamız lazım. Vallahi bak, tamam, yemek, bir sürü yemek var. Tamam, tamam. Tuzumu da ben unun içine koymuştum. Hemen bunu da yerleştirdikten sonra 4 saniye karıştıracağım. Peki, limonlu jöleyi bir yandan karıştırayım ben, dibine bir gelmesin. Bu zaten ancak kaynar da. Eti koyduk. Et şu anda inanılmaz güzel defne yaprağıyla birlikte kokuyor. Suyu kokmaya başladı. Jölemiz pişiyor. Kekimiz, pandispanyamız fırına girecek. Neyle devam ediyoruz abla? Pazı dolması. Pazı dolması. Pazılarımızı şimdi bir 2 dakika sıcak suda haşlayacağım. Pirincimizi ıslatacağız efendim. Birazcık sıcak suda bekletelim. İçinde diri kalmasın diye. Tabii ki. Önce bir yıkayayım. Şimdi pazı da çok incedir. Hemen böyle ince haşlanabilen bir şeydir. Elimizde patlamasın da. Sıcak suda hemen kaynatacağım mı, döküp çekeceğim mi suyu? Bu kadar kaynatacağım, 1 dakika kadar. Ondan sonra direkt hemen soğuk suya tutacağım. İçini çiğden mi saracağım, pişirip mi saracağım? Şimdi şöyle, ben soğanı kavuruyorum. Kavurduktan sonra pirinci de ıslatıp sıcak su yapıyorum. O biraz hafif pişmiş gibi oluyor. Tamam. Ondan sonra bütün malzemelerimi, pardon, soğanımı, maydanozumu, her şeyimi karıştırıyorum, baharatlarımı. O şekil sarıyorum. Salçayı üstündeki sosta kullanıyorum. Ha, içine koymuyorsun. Yok, içi beyaz oluyor yani salçasız. Evet, kremamız topaklanmasın diye sürekli bunu karıştırarak pişirmemiz lazım. Koyulaştıktan sonra biraz soğutacağız ve o katılaştırdığımız kremayı koyup blenderlayacağız. Bu şekilde pasta kremamız hazır oluyor. Hem çok fresh ve çok lezzetli bir pasta. Yıldız Hanım farklı isimler seçmiş, farklı lezzetler sunmuş bize. Sanki biraz böyle daha farklı bir menüyle belki göz boyamaya çalışmış olabilir. Aa, o iyi kaynadı ha. Kokusuna bakayım. Bırak onu şimdi Kadir. Bu düdüklünün lastiğinde bir sorun var gibi. Aa, ben duramam orada. Ya daha da yeni değiştirdim lastiği. Abla o açsın, bırak. Yok, açtım tekrardan bir
şey yapıyorum. Kız ocağın üstünde nasıl açtın sen onun ağzını? Havasını aldım hemen çünkü hava yapmamış. Abla ben şeyin altını yaktım pazının. Tamam. Soğanın altı yanmıyor haberin olsun. Aa pazıyı hemen şöyle bir dakika filan. Onu da gözünüz yeni olsun. Mi yaktın? Şimdi yaktım. Çok kalmasın ki dağılmasın sararken. Pandispanya fırına verildi. Bu arada kremanız da oldu. Tamam. Bunun buharı niye çıkıyor? Çıkıyor. Sonra onu yavaşa kısacağız. Haydi bakalım soğanımız da ateşte. Ben bu maydanozları kıyayım abla. İstersen onları da makinede çekebilirsin. Ama siz de her şeyi makinede yapıyorsunuz Yıldız Hanım. Ama ne olur ki mühim olan lezzetini vermek yani. Ama ben bu kremanın başında ayaklı miksere döndüm. Keşke bana da makinede yapabileceğim bir iş verseydiniz. Lezzetini senin kadar kimse sonra... güzel karıştıramıyor ortalığı. O yüzden sana onu verdik. Senin kadar kimseyi kullanmıyorum demiyorsun da. Hayır sen. Sen hiç kendini kullandırtırır mısın? Sen verim alamayacağın tarlaya bir tane bir bardak su bile dökmezsin. Ben de bu arada maydanozları ince ince kıyıyorum pazının içi. Bir pazı dolması ziyaret sofrasına güzel yakışır ve güzel bir ara sıcak yemeğidir. Kıyma, maydanozu vereyim mi? Maydanozumuzu alalım. Pazımızın içini yapıyoruz bu arada sayın seyirciler. Pirincimiz biraz sıcak suda bekliyor. Pazı dolmanın malzemesini de sen sayıver Kadir. Pazı malzemesini sayıyorum arkadaşlar. Pazının iç malzemesi. 1 kilo pazı, 300 gram az yağlı kıyma, 3 baş soğan, 1 çay bardağı pirinç, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1/2 demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı nane, tuz, karabiber. Yarışmacımız daha değişik tarzda yapıyormuş. Soğanını kavurduktan sonra kıymanın içine ekliyormuş. İçine bir kaşık da zeytinyağı koyuyorum. Koydum. Bir kaşık da soğan da koymuştuk zaten. Salçayı da sosunun içinin içine değil, sardıktan sonra sosuna döküyormuş üstüne bilginiz olsun. Dış ses bu arada orada soğanları kavuruyor. Kendisi sağ olsun o jöleyi yaptı. Pazılarımız bakın görüyorsunuz. Bir kettle'da sıcak su kaynattık, döktük. 2-3 saniyede ocakta geçirdik. Soğuk suyla şokladık. Şimdi hazırlar. Yalnız bunlar damarlılarmış maşallah. Siz pazılarla ilgili endişelenirken ben de soğanları kavurdum. Hemen kıymayı ekleyeyim mi? Yok biraz soğuk. Pişirir o onu. Tabii. Ama zaten onu da balkona koysak acaba bir 5 dakika. Ama zaten pişmeyecek mi bu? Pişecek de olsun bir 5 dakika soğusun. Bir şey diyeceğim, sen en büyük hatayı nerede yapmışsın biliyor musun? Ben bunu koymadım. O ne içinde? Muhallebim. Niye söylemiyorsun kadına, başında bir saattir duruyorsun. İçinde limonun kabuğu yok. Kadir, benim görevim malzeme hatırlatmak değil, kremayı karıştırmaktı bir kere. Ben karıştırsaydım söylerdim, anlamadım. Sadece verdiğin işi yapayım. Bak işte ben biliyorum böyle heyecandan başıma geleceği. Hemen... limon kabuğunu içine koyalım. Portakallı pasta çok basit. Yani portakallı pasta benim kızım yapıyor. Portakalları tabağın altına diziyor güzelce. Güzel bir şekilde portakallı yapıyor. Veya suyuna onu sıkarsın, suyla da yapar. O portakallı pasta olur. Bakın yapraklarımız burada. Ablam şimdi bunları güzel güzel saracak. Ama senin memleket neresiydi bu arada? Ben Yalova doğumluyum. İstanbul'da hep büyüdüm. Peki bir şey diyeceğim. Anne baba aslen nereli onlar? Annem Selanik göçmeni. Babam Kastamonu. Baban Kastamonu. Hı hı. Hiç gittin mi Kastamonu'ya falan? Kastamonu'ya iki kere gittim. Babam çok erken vefat etti. Allah rahmet. Kaç yaşında? 45 yaşındaydı. Oo çok iyi. Evet. Hasta falan mıydı? Kazada vefat etti. Ben polis kızıyım. Benim babam başkomiserdi. Ondan sonra... Trafik kazası mı yoksa mesleki bir şey mi? Mesleki. 81 yılında öldü yani. Ben de 16 yaşındaydım. Mekanı cennet olsun Yıldız Hanım. Evet. Kutsal bir görevi yerine getirirken vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Annen için de zor olmuştu. O yüzden yani en son 15 yaşında gittim Kastamonu'ya. Bir daha da gitmedim. Aslında amcamlar, kuzenlerim falan var. Amcamlar oradalar, kuzenlerim de var. Görüşüyor musunuz onlarla? Şimdi sosyal medya aracılığıyla görüşüyoruz. Daha iyi, az dedikodu oluyor. Gidip geldi mi çok laf oluyor. Pazı da yaprağını güzel ayarında haşlamayı başarırsa, pirincin diriliğini, durgunluğunu başarırsa, pazı dolması sevdiğimiz, zaten alışık olduğumuz bir lezzet. Yok bu düdüklü bugün bizi hiç memnun etmedi. Ne? Düdüklü beni bugün hiç memnun etmedi. Mahvetti. Peki bir şey diyeceğim, bu soğanı neden çiğ koymadın da kavurdun? Lezzeti daha güzel oluyor bu şekilde. Soğan şekerli suyunu versin. Yani evet. Bir de bunu da çok da düşündüm sana diyemem. Ben evlendiğim zaman 90 senesinde, böyle tabii internet falan yok. Bir gazetede yemek kitabı vermişti. Eskiden gazete yanında böyle kuponlar gibi yemek tarifleri satarlardı. Kupon biriktirirdik, evet aynen öyle.
o kitaptaki ama tarifler birebir böyle çok güzel tutuyordu. Yani dediğim gibi ne internet var ne bir şey, ancak telefon işte açıyorsun, anneye herkes, soruyorsun. O zaman herkes ustayım diye tarif vermiyordu. Şimdi önüne gelen internet sayfası açıyor, yemek tarifi veriyor. Aynen öyle. O yüzden bu pazı dolman benim o 90 senesindeki gazetenin verdiği kitabın şeyidir. Tarifi. Çok, tarifidir. Çok da beğenerek yaparım. Evdeki herkes de beğenerek yer. Haydi bakalım. Bu arada süremiz işliyor. Aman abla, pandisman fırında. Tam 36 dakikanız da geçti. Ama düdüklü. Düdüklü mahvetti kadını, düdüklü. Dolmanın her türlüsünü severim ve yaparım. Puzzle'lı dolma, özellikle onun haşlama süresine dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla haşlarsa dağılabilir, eriyebilir. Çünkü çok incedir yaprağı. Ona dikkat ederse güzel bir şey ortaya çıkacağına inanıyorum. Evet, anne tarafından Selanikli, baba tarafından Kastamonulu Yıldız Hanım'ın mutfağındayız. Biricik hemşerimin... Neden hemşeriz? Benim de anne tarafım Selanik göçmeni. Ne tesadüf ki babam da Kastamonu Gideli. Sen daha cuma günü Özbekistanlı değil miydin? Büyük büyük deden bilmem ne atını beslemiyor muydu? Kız herkes, anam bunun... Herkese göre kılıp yapıyor demek. Ama bunun kütüğü yörüngede boş dönüyor. Ha. Her yöne dönüyor bunun kütük. Olsun, ne güzel. Yani nüfus memuru bile yoruldu senin defterini değiştirmekten. Gönlümüzü yapıyor vallahi. Sen söyleyebilirsin Kadir. Eminim Yıldız Hanım benim iyi niyetimin farkındadır. Neyse, dönelim mutfağımızın en nadide lezzetlerinden pazı dolmasına. Pazıları haşlayıp şoklamak genelde herkesin yaptığı bir şey ama bu dolmanın içi çok farklı olacak. Ellerimle kavurup harca kattığım soğan dolmanın lezzetini coşturacak. Ama ne yazık ki sizler bu muhteşem tattan mahrum kalacaksınız. Pazı dolmasını yaprağını normal, yani fazla öldürmeyecek haşlama şeyinden. İçinin baharatı oldukça lezzetli olması lazım. Yani bahar tadını vermesi lazım. Daha kolay. Diğer yaprak sarmalarına göre daha kolay ve basit. Etli olursa güzel, yani etli yaparız biz de. Güzel pişmiş olursa yeriz. Pazı dolmaları ocakta tıkırdamaya başlarken sıra geliyor bu muhteşem lezzetin sosuna. Sosumuzun malzemeleri şöyle. Zeytinyağı, bir kaşık domates salçası, iki diş sarımsak, nane ve yoğurt. Yoğurdu üstüne koyup bu sosu yoğurdun üstüne koyuyoruz. Bunu pazı piştikten sonra tabakta mı yapıyoruz? Tabii. Ha, servis yaparken. Ha, servis sosu. Ben de tencereye dökeceğim. Şimdi sarımsaklarımı birazcık kavuracağım. Bu arada düdüklü krizini çözmeye Yıldız Hanım'ın komşusu yetişti Kadir. Kafanı kaldırırsan Yıldız Hanım'ın eşi geldi. Aa, merhaba, aşkım, hoş geldin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olasın. Aynı zamanda apartmanın yöneticisi kendisi abim. O girişi tertemiz yaptırttıran, dezenfektanları taktırttıran abim. Hakikaten apartman girişinden ziyade botanik bahçe gibi bir yer yapmışsınız. İnşallah bu seçimleri de sen kazanırsın. İnşallah. Sağ olun, görüşmek dileğiyle. Abla, bunları böleyim mi? Şimdi onları evet ufak ufak doğrayabilir miyiz acaba? Etleriniz oldu mu Yıldız Hanım? Yok, şimdi sosumu yaptığım için hemen etleri koyacağım. Şöyle mi abla, daha da mı küp küp? Küp. Tamam da etleri düdüklüye koymayacak mıydınız? Koyacağım. O halde patatesleri ne yapacaksınız? Patatesleri makinede yapacağım. Normal tencerede koyacağım. Hayır, makinede yapacağım. Anam benim. Ne makinaymış mübarek. Yani. Saati geride bırakırken etleri komşusunun düdüklüsüne aktaran Yıldız Hanım
Şimdi neye geçecek merak içindeyim. Acaba kaşılık bal kabağı çorbasına mı geçseniz? O sıcak kalsın diye onu en son yapacağım. Aslında bir yandan fabayı yapmaya da başlayabilirsiniz. Fabayı da düdüklüde yapacağım. Onun için kendi düdüklünüzü mü kullansanız acaba? Bir dakika şunu yıkasam. Menü tek tek bakarsak güzel. Ama birbirine yakışmasını konuşursak hatalı, yanlış seçimler. Evet Kadir'ciğim, ne durumdasınız sence? Şu tatlıyı da yaparsak biraz yol almış olacağız. Evet, çünkü pazar bir şey tatlı dolapta et haşlanıyor. Saat olarak bence gayet iyiyiz. Ama sen fava da yapacaksın daha bu fava. Fava kolay. Düdüklünün kapağını ver de lastiğini tamir edeyim ben Kadir. Bundan sıcaklık çıkıyor. Ağzını açık yapıyoruz ki o. Sen söyle. O gene çıktı yine abla. Yine çıktı. Benim bugün aksilikler peşimi bırakmıyor. Vallahi nazara geldi robota, öldük. Bir şey diyeceğim, bir döküp tekrar dolduralım mı? Belki tam oturmuyordur abla. Bence onu geri dök, bunun içine tekrar takalım o çubuğu. O öyle demek ki karıştıra karıştıra pişiriyor. Pişiriyor, yukarıdan da kapağını kapamıyoruz. Buharlar suyunu arttırıyor. He, aslında ben normalde bunu sütle pişiriyorum bu makinede. Fakat bugün şey koyacağım, krema koyacağım püreye. O yüzden su koydum. Bu arada bakın pastamızın jölesinin içine krema koyuyoruz. Onu bir güzel karıştıracağız. Evet, fabamızı da koyalım. Haydi bismillah, çalış bu sefer. Hiç korkunuz olmasın. Kim tahmin etti onu? Karıştıracak mıyız onu biz diye? Yok, bunu şimdi ben portakal suyuyla ıslatacağım. Ama mandalina da var içinde. Tabii tabii, hem mandalina hem portakal suyu. Turunçgiller pastası bu. Portakalı pastayı yapıştırmadım menüye ben. Hani yerine başka bir kukla şeylerden bir tat, başka bir tatlı sunabilirdi. Şimdi bu soğuduktan sonra üzerine beyaz çikolata rendi yapacağız. Aa, bundan. Rendeleyeceğiz mi bunları? Evet. Sanki bu düdüklü daha kötü oldu Kadir. Çünkü sen eliniz... Aa, su damlatıyor. Seni Allah kahretsin. Allah seni. Her yer aspiratöre falan bak. Seni geber miye sen? Heh, ben ultra güzel yapıyorum. Ben düdüklücede de ben ağlamak istiyorum. Tenisten anlıyorum. Senin postbiyetlerin ağrımıyor. Ben bugün çok moralim bozuldu yalnız. Ne yapacağım? Bence ikimiz de bu adama yüklenelim. Bütün hırsımızı ondan alalım. Sen yarışmayı bırakacağım. Dan. Sakın. 15 bin TL ödül var. Her şeyi geçin bari çeyreği al da öyle git. Onu düşün. Ben olsam çeyrek için çuval. Ama nedir benim bu başıma gelenler? Bunu hemen atalım dolaba. Nasıl olmuş içi? Bak yaladı yuttu vallahi. Şeker az geldi. Şekeri mi az geldi? Ne dediğini anlamıyorum. Sesli konuş biraz. Ya niye sesli konuşayım? Sesli konuşsam sana fısıldan mı? Kadir arkanızdan konuşuyor Yıldız Hanım. Şekeri az gelmiş, damak zevki gelişmiş sunucumuza. Biraz sanki bana şeker az gibi geldi abla. Ama herhalde ben çok yoğun şeker seviyorum ya, o yüzden. Ama şimdi üstüne çikolata da gelecek, öyle düşünme. Heh, tamam, o zaman oldu. Daha bir tat alacağım. Tabii ki. Artık şekeri az yiyelim. Bu patatesler haşlanıyor. Şu et Allah vermesin, dinozor haşlıyoruz sanki düdüklüde. 1,5 saat oldu, ne etmiş. Koş. Bak su akıtıyor, sen onu ne yaptın onun düdüklüsünü kadının? Lastiğini çıkardım Kadir. Abla, düdüklü yaptım bak, bir daha bir şey olmayacak. Sen iyi ki teknik servislik falan yapmıyorsun. Yapsan zaten 2 güne mahallede seni kadınlar taşlar. Roka salatası güzel, orta boy olması lazım. Salatada küçük küçük dilimlenmesi lazım, lezzeti kaçmaması lazım. Ben bu masaya, o çorbaya, o yemeğe uydurmam. Efendim ben bunu şimdi salata için bir ön hazırlığımı yapayım. Kararmasın abla ondan sonra? Limon sıkarım üstüne. Tamam. Abla bu kabakları ben doğrayayım mı? Küçük küçük doğranacak mı bunlar? Doğrayalım evet.
Bu bal kabağının böreği de çok güzel oluyor. Şekerli, el açma. İnanılmaz lezzetli oluyor. Da işte bu mesela tehlikeli bir çorba. Herkes sevmeyebilir yani şimdi. Senin yapmışlığın güzel yapmışsındır ama hoşlanmaz, zamana uymaz. Bu sefer ben bunu beğenmedim. Şimdi hattımız yılbaşı olduğu için yakışmış. Ama davet çorbasında şimdi kabak çorbasının damak tadına herkesin itham eder mi? Bu tartışılır tabii. Bir içim çekildi be. Bir şarkı türkü yok mu bir neşenelerim? Bugün de senden dinleyelim bir şey. O kalın sesinle birlikte bir söyle. Aydın çevirsin onu. Nihansın dileme. Ben cevizleri de biraz ınlamak istiyorum. İnanılmaz acık. Yağını bıraksın diye mi? Evet, lezzetli olsun diye. Salataya öyle koyacağım. Bal kabakları doğrandı ablam, suda bekliyor şu anda. Pazı dolması pişti mi? Kapadım. Ondan hiç haber yok. Kapadım. Pazı dolması pişti. Pişmiş. Etimizin hala o şeyi olmadı, püre pişmedi. Ne? Tatlı dolapta. Fava var, fava. Pardon ama bu menüde neden makarna pilav gibi bir şey yok Yıldız Hanım? Şimdi zaten benim pazı dolmam var, favam var. Onun üstüne pilav, püre... Az böyle gelmiyorsun dersin. Geçen yarışmacımız mantı yaptı. Mantanın yanına bir değişik mantı daha yaptı. Onun yanına kıymalı bir tane gözleme yaptı. İnanılmaz kıyma soğandan yedik bayağı. Peki güzel oldu. Yani o manada demedim. Menünün uyumu güzel oldu. Vallahi yedirdi, millet yedi. Yakları çıkmadı. Özbek'ti zaten. Kadın bir mantı kapatıyor. İrişi. Böyle dördünü bir yaradız kanaviçe gibi öyle modeller veriyor. İnanılmaz. İşte herkesin yeteneği başka. Hele tatlısı mükemmeldi. Yalnız kadın tatlının içine krema yerine mayonez koydu. Fakat kimse anlamadı. Biraz tuzlu bir tat geliyor ama falan dedilerse de pek bir şey anlamadılar. Tatlı ekşi soslu. Kadın bir yana kaymak bir yana mayonez koydu. Kaymağı görmedi, mayonezden çaldı da sürdü. Olmazsa da gurme gibi kurum kurum kurulanlar hiçbir şey anlamadı. Yedi gittiler vallahi. Dış ses söyledi bana. Dedi ki bunun içinde mayonez var. Dış sesten de bir şey kaçmıyor. Tabii o ben çatalı kaldırdım da oradan akanın mayonez mi olduğunu anlıyor. O zaman ne yapalım, bir geçelim mi, hızlandıralım mı? Hızlanıyorum işte. Bence şöyle bir zaman aksın, biz bir hızlanalım. Şu tava ne oldu tava? Ben ayağlarında permen değeri hiç duymadım. Biz onu sadakat deriz, biz onu alırız, kelleyi pişiririz, güzel kelle paça yapar. Ben onu ilk kez duydum. Murat Bey de şaşırdı hatta. Dana yanağında fermantiyer daha önce hiç denemedim. Merak ediyorum açıkçası, sunumu nasıl olacak, tadı nasıl olacak, bunu merak ediyorum. Yalnız et o kadar güzel haşlanmış ki bakın nasıl hemen ezildi. Böyle tereyağıyla birlikte bunu çiftlik. Bir yerden bir koku geliyor sen. Bana da geliyor. Nereden geliyor? Aa, cevizlerden. Cevizler yandı mı? Yandı. Oo, bahtımdan kara. Evet, 2022'ye girdikten sonra biz bakın. Elin yanmış. Ama yalnız yağ iyi çıkmış. Bunlar da yanmasın bir yandan. Cevizler vardı başka. Nerede var acaba? Sen dur, sen gel. Bunu hesapla, ben sana ceviz getiririm şimdi. Geri verdim fırına. Ay sağ olasın. Hemen bir 5 dakika. Pazı tamam. Püre pişti abla. Bu ört dedi. Şimdi etimi kapayınca ona geliyorum ben. Küçük yağ, küçük tereyağı diyor, bölünmüş. Yok, ben onu koymayacağım, krema koyacağım. Krema koyacağız. Patates püresine krema koyuyoruz. Fermantiyen bir Fransız mutfağıdır. Bilmiyorum ama belki bildiğim bir şeydir. Önüme o şekil gelebilir. Krema bunu çok sulandırmaz mı?
Biraz şey olsun ki sıkma şeyinde kullanacağız ya torbasında. Kadir, Yıldız Hanım onu dana yanağının üzerine sıkacak. He, şey o rosta gibi o zaman. Ne ben ne bileyim onu, kaç kere yaptık sanki. Hiç mi Fransa'ya gitmedin? Biraz muskat. Her ayın ilk cuması Fransa'dayız. Şimdi bunu püre haline getirecek. Gerçekten kulağa şey geliyor ama inanın hiç lezzet olmayacak onda. Çünkü dediğim gibi bizim yemeklerimiz dururken kalkmış başka yemekleri seçmiş. Çok karmaşık geldi. Birçoğunu tatmadım. Sevmediğim lezzetten oluşuyor. Tabii görmedim. Önüme ne gelecek bilmiyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Favamı yapıyorum, favam. Favanın malzemelerini okuyorum. 150 gram kuru iç baklava, bir çay bardağı zeytinyağı, bir baş soğan, bir çorba kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Süslemek için de dereotu, limon ve zeytinyağı. Favayı ilk defa bir dizide böyle soru soruyorlardı yarışmacılara. Orada duydum. Baklagillerden kuru baklanın ezmesi. Kuru baklayı, yağ, soğan, şeker, tuzla pişiriyorsun. Üzerine limon suyu, dereotuyla sarıyorsun. Bu meze tarzı bir şey. Ege mutfağına daha çok kullanılan yani sevilen. Bunu şimdi biz ne olarak yiyeceğiz? Biz zeytinyağlı olarak yiyeceğiz. Ara sıcak. Menüyü uyumlu bulmadım. Ara sıcak, tatlı, hepsi birbirinden çok farklı. Baklayı ben yapamadım galiba. Ben çok güzel yaparım bu favayı. Kız abla, bu çorba oldu. Yıldız Hanım, bu fava olmadı. Favamızı aldık biz. Bir şey diyeceğim, bunun neyi olmadı? Çok suyunu mu çok koydun? Herhalde. Ki ben o kadar güzel yaparım bunu. Daha bir saatiniz var, siz yaparsınız bir tane daha. Fava beklemede, portakallı pastamız buzdolabında. Evet, o da bitti. Kaşulu bal kabağı çorbasını daha yapmadık. Roka salatası? Roka salatası da bitti. Yani şey, sosunu ve sosunu sadece koyacağım. Roka salatasının malzemelerini okuyorum. 2 demet roka, 1 demet tere, ceviz, 2 adet yeşil elma, peynir ve nar. Sosu içinse hardal, sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Ama şu kabak çorbası bana bakıyor hala. Ben kalkmışım da onu basacağım. Şimdi makineye. Ben bu baklayı haşlamaya koyunca ona giriyorum hemen. Bal kabağı çorbasını daha önce tadımlamıştım. Tadını sevmiyorum. Kabağın tatlısını falan seviyorum ama diğer yemeklerini sevmiyorum. Sevmediğim için de yapmıyorum da, yemiyorum da. Yıldız Hanım, nihayet bal kabağı çorbasına başlayabildiniz yani. Orada yapacağım başka şeyler de olduğu için çorbayı en sona bıraktım. Bal kabağı çorbasının malzemelerini okuyorum. 10 gram sıvı yağ, 10 gram zencefil, 400 gram bal kabağı, 100 gram patates, 50 gram çiğ kaju, 1 tutam tuz, 2 tutam karabiber ve 750 gram su. Zaten salata masaların olmazsa olmazıdır. Ama tek bir roka salatası bence çok pasif kalmış. Ben bu favama bir bakmam lazım. Ondan sonra sofraya koşacağım. Abla dikkat et, az önce bak patlar gibi oldu. Şimdi de yanar gibi mi oldu yoksa? Allah korusun. Bak yanık kokusu geldi. Ya deme öyle şeyler. Kamera iyice zoomla. Sen ver onu bakayım. Sen vallahi onu patlatacaksın diye çok korkuyorum ben. Korkudan bu sefer de az koydum. Dibi tutmuş. Gel bunun üstünü Kutaş. Alalım biz. Hiç karıştırmayayım. Ay Allah'ım, bugün bu favada bir aksilik. Bakar mısınız? Bu sefer de suyunu az koy. Sen onu koy. Üstlerinden aldım. Tamam, onu da koy. Kız abla, sana ne oldu böyle? Bilmiyorum, nazar. Hadi abla, sofra. Kız hepsini dökme, sonra gene cır cıbır olur. Yok yok, içinde var ya.
Favayı da bilmiyorum. Nasıl bir şey önüme gelecek onu da bilmiyorum. Şaşırıp bakacağım. Kajunlu bal kabağı çorbasında kaju niye var? Biz onu çerez niyetine yeriz. Ben hiç görmedim, yemedim de, tatmadım da. Bilmiyorum, olmaz sanırım. Ben bu menüye bu salatayı aslında yakıştıramadım. Daha zengin bir salata olabilirdi. Nasıl sunacağını, nasıl hazırlayacağını bilmiyorum tabii ki. Onu önüme geldikten sonra göreceğim. Evet, ablam hızlıca çorbanın sosunu kavuracak. Salataların soslarını birazdan sonuna doğru dökecek. Ve ondan sonra masamıza geçeceğiz. Masamız hazırlandı zaten. Salatalar gidecek. Bu arada siz de boş durmayın. Hemen ekranın altında geçen numaralara ya da Enamarat Benim'in sosyal medya adresine başvurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin her yerine geliyoruz. Yeter ki bir samaratız deyin. Çıkın çıkın, Türkiye'nin her yerinden gelin. Hem numaradan hem de sosyal medyadan başvurularınızı bekliyoruz efendim. Haydi buyurun. Evet, son 15 dakika. Evet, son 15 dakika. Güzel bir koku geliyor. Nereden geliyor yine o? Etten geliyor. Ay. Kız abla vallahi kaşar sandım onu. Dedim ki ne yapıyor? Beyaz çikolatamızı rendeledik. Oh. Fırını kapattın mı? Kapamadım. Birazcık daha üzeri renk alabilir. Tamam, bunu tekrar geri dolaba atacağız. Evet. En son nasıl olsa vereceğimiz için. O zaman salataları misafirler geldikten sonra mı getiriyorsun sos döküp? Şimdi çorbaları getireceğim misafirler gelince. Sonra bunu ana yemekle salataları tamam, ya da şey, salatayı getirip üstüne ana yemeği getir. Şimdi alışmışım ya her şeyi masaya götürüp dizmeye. Yıldız Hanım, bu menüyle benim rakibim asla olamaz. Donmuş. Bunca yıllık favam tutmadı. İşte bu program öyle bir program. 40 yıllık ustayı bile şaşırtıyor. Hadi biz gidelim artık, tabanlanmış işte. Her şey bittiyse süreyi durdurayım mı? Süreyi durdur. Her şeyimiz bitti. Yemeklerimiz hazır, soframız hazır. Bir tek sunumlar kaldı. Bir tek ekmeği koyacağız. O zaman süreyi durduruyorum ve herkese gösteriyorum. Yıldız Hanım, tam 2 saat 47 dakikada bitirdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Sizin de elinize kolunuza sağlık. Canım ablam, bir yıldız yağmuru oldu bugün. Teşekkür ederim. Esnaf olsak rica ederim. O zaman hadi kalk gidiyoruz. Hadi bakalım. Efendim, Yıldız Hanım'la masada görüşmek dileğiyle. Silin yefkeni yeri uğurdu. Ah, gene kimlerle doğurdu. Enamarat Benim de bugün Yıldız Hanım misafirlerini yılbaşına özel bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız kajulu bal kabağı çorbası, pazı dolması, roka salatası, dana yanağında parmantiye, fava ve portakallı pastayla rakiplerine bir ziyafet çekecek. Bakalım bu menü karşılığında Yıldız Hanım'a finalde kaç puan gelecek? Bu hafta bir çekilişimiz var. Çekilişte bir kişi altın kazanacak. Geri kalan 4'ü boş dönmüyor. Allah ne verdiyse güzel bir hediyeyle dönecek. Aylarca toza alınmamış demiş oralarca. Oo, yıllarca. Nasıl? Yıllarca. Şöyle, şimdi burası en hamarat benim yarışması. İmkanı yok. Yok yani, İmkansız. Fark ettim. İmkansız. Hayır, imkanı yok. O tabii kadar ki iddialıyım diyorsunuz. Evet, o kadar iddialıyım. Ben beğenmedim. Damak tadıma da uymadı. Yumurta Hayır. çorbası gibi olmuş. Yumurta çorbası mı? Gibi. Bu akşam yemeğine bu çorbaya yakıştıramadım. Aa, inanmıyorum. Sanki böyle çok aşırı tuzsuz. Aman tansiyonunuz sonra çıkmasın, dikkat edin. 5 çayı gibi düşündüm ben bunu. Ne yapmamı istiyordunuz Servet Hanım? Evet, ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile Enamarat Benim'de haftanın ilk gün sofrasındayız. Yıldız Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Mutfakta bayağı ter döktü. Heyecanla, canla, başla tüm menüsünü ortaya çıkardı. Şimdi sıra geldi yemeklerin tadına bakıp puan vermeye. Ama onun öncesinde temizlik konuşacağız. Ben gezdim ama bakalım hanımlar beyler nerelerde ne görmüşler. Herkesin detayları farklı biliyorsunuz ki. Ama onun öncesinde bir size biraz canlılık getireyim. Şöyle bir heyecanlanın. Bu hafta yılbaşı haftası biliyorsunuz. 2021'in son yarışmacılarısınız. Ve bu hafta bir çekilişimiz var.
Çekilişte bir kişi altın kazanacak. Bu 15 bin TL kazanan yarışmacıya da çıkabilir. 15 bin TL'nin üstüne alabilir. Ya da 15 bin TL'yi kazanamamış bir yarışmacı da alabilir. Ha, bir kişi altın kazandı. Geri kalan dördü boş dönmüyor. Onlara da çok güzel şöyle yerinde ağır tenceresi, tavası, artık kahvaltı seti mi? Allah ne verdiyse güzel bir hediyeyle dönecek. Cuma günü çekiliş yapacağız. Bakalım son gün. Şans size vurdu. Yıldız Hanımcığım, hazır mısınız? Hazırım efendim. Şimdi önce Servet Hanım'dan başlıyorum. Çünkü Servet Hanım güne bomba gibi girdi. Açıkçası evinin detaylarını temiz bulmamış. Aa. Evi biraz tıkış tıkış bulmuş. Aynen. Ankastreyi de yağlı bulmuş. Evet. Servet Hanım zaten kimseyi rakip de görmüyormuş kendisine. Çok iddialı bir yarışmacımız. Buyurun Servet Hanım, temizlik yorumlarınızı alalım. Ya genel olarak düzenini beğendim ama ankastrede gerçekten elime yağ aktı. Kameramanlara da gösterdim. Yağ akıyordu yani resmen. Akıyor muydu? Evet, yağ akmış, akıntısı vardı. Şey. Bulaşık makinenizin alt tarafı biraz, orada vardı kirli. Kaynanan peçete. Arasından bahsediyorsunuz, evet, açınca. Evet, bulaşık makinesinin altı var ya, alt kısmı. Orası imkansız. Yani bir toz tanesi mi görüp acaba bunları söylüyorsun? Toz tanesi değil, kameraman çekti zaten. Servet Hanım'ın abarttığını mı düşünüyorsunuz? Ben abarttığını düşünüyorum çünkü siz de kontrol yaptınız. Bez sürdü Kadir Bey, hiçbir şey çıkmadı. Yani göründü yani, gösterdim, peçeteyi de gösterdim. Yani çektiler. Bir lokma tozdur belki o. Çamaşır makinenizin deterjan bölümü de... Ya o lekelerim çıkmıyor. Makinalar şeyler sıfır değil. Yani dün alıp koymadığım için sürekli evde kullanılıyor. Yani benim bu makinalarım da 7-8 yıllık inanın. Hatta 4 çocuğum falan var. Evet. Gittiğinizde göreceksiniz. Buradakilerden daha mı temizler? O kadar iddialıyım diyorsunuz. Evet, o kadar iddialıyım. Peki, Gül Hanımcığım, siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Çok bariz kirli bir ev değil. Ama detaylara indiğimde bazı şeyler ben de buldum. Ne gibi, ne yerler buldunuz? Bu ev sahibimizi söyleyin. Makinenin içi, diğerleri çok rahatsız etmedi beni. Kablonun, arkada kablonun, arka kabloların üzerinde vardı tozlar. Unutulmuş olabilir. Ve makinenin içinde, o iç kısımda, hazneden şöyle peçeteyi çevirdiğimde bayağı plastik şey... Plastik değil mi? Evet, aşağı içinden. Oradan bayağı bir şey çıktı. Bayağı bir şey. Evet, bayağı. Kameralarda zaten görürsünüz. Duş kabininde köşesi. Aylarca toza alınmamış demiş oraların içinde. Oo. Yıllarca. Nasıl? Yıllarca. Hangisinin? Kablonun. Makinenin iç kısmının kapağının bulaşık makinesi. Elinizi çevirdiğinizde şöyle peçeteyle... Gül Hanım, abartıyorsunuz. Benden sonra bakarsanız gerçekten aynı şeyi siz de bulacaksınız. Yani her tarafını sildim, alt dış, yani bu imkansız bir şey. O zaman müsaade ederseniz ben bir oraya bir bakıp geleyim, lastik mi, kir mi diye. Lütfen. Bir saniye. Kadir Bey. Hem aklımızda da şüphe kalmasın. Çünkü Kadir Bey de dedik. Her tarafa baktı ve temiz buldu evimi. Dediğim gibi çok bariz kirli bir eviniz yok. Bariz çok kirli derken yani az kirli mi diyorsun? Çok, hayır. Detaylara indiğinde bir şey buluyor insan. Ya detaylar kalmış. Herkes bulur. Yani evet. Bu evde yaşanılan bir ev şey değil ki, müze değil ki burası. Yani. Ay, Gül de kurula kurula yalan yaptı. Dedim ki bir şey diyecek herhalde. Ben gidiyorum şimdi. Hele durun, geldim. Buldunuz mu Kadir Bey? Evet, buldum Gül Hanımcığım. Orası lastikten geliyor. Tam dört kere bezi çevire sildim. Aşağıdaki lastik siyah oldu. Ben öncesinde sildim çünkü. Peçetenin üzerini dolduracak kadar bariz birikmiş. O kadar. Evet, birikmiş peki. Zaten ben aldım öncesinde. Siz çok abarttınız Gül Hanım, neyse. O zaman detaylara girmiyor mu diyorsunuz? Şimdi orası detay bir yer. Evet, detayları kaçırmış biraz. Gül Hanım bu arada özel hayatında çok titiz biri ve yanındakiler sürekli yoruluyormuş Gül Hanım'ın detaylı temizliğinden, titizliğinden. Ne gibi bir titizliğiniz var mesela? Yanınızdakileri nasıl yoruyorsunuz? Biri geldiğinde arkasından hemen temizlik yaparım. Asla yatmam temizlemeden. Öyle söyleyeyim. Bir de insanlardan biraz uzak durmayı seviyor musunuz galiba? Eskiden daha fazlaydı ama şimdi biraz daha geriye çektim kendimi. Çünkü gelen giden olmadığı için ortalık dağılmıyor. Siz de iş yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Benim için problem değil. Ben temizlik yapmayı seviyorum. Ama yanınızdakiler için evet, geliyor benim misafirim, ağırlıyorum güzel şekilde. Kahvesini, çayını, yemeğe gelmişse yemeğini ikram ediyorum, gönderiyorum. Ama onlardan sonra der yansın. Tabii arkasından temizliğimi yapıyorum ama seve seve. Mesela süpürgeyi açıyorum, geri dönüyor. Bir şeyini unutmuş, baktı ki ben süpürge açmışım, yakalanıyorum. Ama o görmeden... Yani gece 12'de siz süpürge mi açıyorsunuz? Açıyorum, sessiz süpürgem var. Ses çıkarmıyor.
Peki sizin Aysun Hanım da bu. Bana çok aşırı geldi böyle bir şey ama. Abartı mı geldi? Abartı geldi tabii ki. İnanmadınız her şey, mı? Hayır öyle değil. Her şey bence dozunda olmalı diye düşünüyorum ben. Yıldız Hanım'a katılıyorum. Servet de Gül Hanım da bu evin kirliliği hakkında abartılı yorumlar yaptı. Sizin gününüzde bu konuya daha da çok değineceğim. Murat Bey. Mutfağına girdim. Mutfağında dolabın üstlerinde toz gördüm. Kapı pervazlarında toz gördüm. İmkanı yok. Sürdüm kameraya gösterdim. Yıldız ablaya göre hiçbir şeyin imkanı yok. Yani İmkansız. Hayır imkanı yok. Yıldız Hanım evinizde birçok yerde detayları unutmuştunuz. Titizlik öyle olmaz. Detaylara da inmek gerekiyor. Peki Murat Bey sizden bir şöyle bir derin nefes çekmenizi isteyebilir miyim? Aradığınız temizlik kokusunu bulabildiniz mi bugün? Alamadım. Alamadınız. Evet alamadım. Yıldız Hanım temizlik yapmışsınız ama hala bir yerlerde kirler var. Şöyle şimdi burası en hamarat benim yarışması. Yani öyle olduğu için buraya iddialı kişiler geliyor. Yani normal kişilerin gelmeye cesaret edebilir. Siz bir de üstüne Rizelisiniz. Sizin bir tık daha mı iddianız fazla? Yani aynen. Yıldız Hanım pis değil yani pis diyemem. Ama evet arkadaşlarıma katılıyorum. Detaylarda sıkıntı var. Şöyle hani banyonun o borunun arkasındaki siyahlık çıkartılıp... Duvardaki mi? Hayır yerde. Duşakabinin içinde borunun arkasındaki siyahlık temizlenebilir bir siyahlık. Sildim, gösterdim. Aysun Hanım sizin bu evi yarışma için temizlediğinizi düşünüyor. Aa. Ama kameramanlar gelecek, Fox TV gelecek. Hadi kalk. Şuradan bir silim süpüreyim hemen hızlı hızlı. Yani normal hayatta bu kadar detaylı iş yaptığınızı düşünüyor musunuz Yıldız Hanım'ın? Hep gözün hani biz şimdi görünmeyen temizlik arıyoruz. O zaman şunu sormak istiyorum. Herkes soruma cevap olarak el kaldırabilir. Yıldız Hanım'ın detaylı bir temizlik yaptığını düşünen var mı? Ben yarışma için temizlik yaptığını düşünmüyorum. Çünkü öyle olsa bu kadar eşyanın tozunu bir anda alamaz ki iki ayda yetiştiremez. Ha okey bak oraya katılmıyor. Servet çünkü Hanım, çok ya belli yani biz hani geçerken bile kazan tozu uçuşuyor. Ben tozu bunu, engel olamazsınız zaten. Evet olamazsınız zaten. Ama yani, ben gördüğüm hani detaylara indiğinde her evde bir şey bulunabilir. Ama temizlenebilir miydi Yıldız Hanım? Temizlenebilirdi. Gül Hanım yaptığınız yorumları anlamıyorum. Temiz mi, kirli mi? Murat Bey, temizlikten anlamıyorsunuz. İnşallah yemekten anlıyorsunuzdur. Peki. Yani. Evet, şimdi... temizlik konusunda konuştuk. Hazırsanız o zaman yemeklerimize başlayalım bakalım yılbaşı haftasında. Neden başlıyoruz çorba, acaba? Bal kabağı çorbası. Bal kabağı çorbası. Daha önce içen var mı bal kabağı çorbası? Şimdi bal kabağıyla yapıldıysa bal kabağı çorbasını içmedim. Normal kabak çorbasını içtim. Yeşil kabak olanından içtim. Yeşil kabak olanından içtim. Sofra düzenini diyebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Sadece birkaç bardağınız mesela bu burada olması lazım da kadede. Onun elinde. Bu arada Servet Hanım sunumcu. Evet. O yüzden bu kadar bayağı bu konularda dikkatli. Kendisi sunumla ilgileniyor. Çiçeğe de çok şey buldum. Kapa buldum bu ortaya tahtayla. Ben hiç bu şekilde şey yok. Bak mesela suplalar tamam gümüş gri uyumlu ama bu hiç alakası yok. Yıldız Hanım temizlik yorumlarını nasıl buldunuz? Vallahi çok abarttılar. Yani ben bu kadar temizliğin hastalık gibi olduğunu düşünüyorum. Yani temizlik derken biz de hepimiz temiziz. Ama bu kadar aşırı derecede. Bu ev çünkü yaşanılan bir ev. Biz 4 kişi yaşıyoruz, 2 köpeğim var. Yani bu kadar detay bilmiyorum. Bence bir şey bulmak için arandılar. Yani buldular işte öyle bir şey. Yıldız Hanım burada temizliğimizi konuşturuyoruz. Burada neden sana abartı geldi ki? Yıldız Hanım abartı değil bunlar. Hamaratız biz. Bu kadar detay bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bir evde ben kimsenin evine bu kadar detay bakmam. Şimdi hanımefendi diyor ki en hamarat benim yarışması burası. Fakat bu ben en temiz benim yarışması değil ki. Tabii ki hepimiz temiziz. Ama bu kadar abartmak saçmaladılar. Yıldız Hanım benim evime geldiğinde göreceksiniz nasıl temizlik olduğunu. Evet bal kabağı çorbalarımız geldi. Evet peçetelerimizi isterseniz peçeteler alabiliriz. Alayım şöyle bari hazır adet yerini bulsun önüme sereyim.
Evet Servet Hanımcığım, sizden başlayalım. Nasıl buldunuz ilk içmenize rağmen? Ben beğenmedim. Damak tadıma da uymadı. Bir de nasıl şöyle yumurta yok kokusu var. Yumurta çorbası gibi olmuş. Yumurta mı? Yumurta da katarlar bizim orada şeylere. Hayır, hiç yumurta yok. Servet Hanım, bu çorbadan nasıl yumurta kokusu aldınız? Gerçekten çok ilginç. Ben yani işin açı bu akşam yemeğine bu çorbayı yakıştıramadım. Neden? Başka çorba yani bizim şeyine göre yani ne bileyim bir mercimek çorbası olsa bundan gerçekten daha iyi olurdu. Severdim. Servet Hanım, sizin gününüzde acaba biz ne yiyeceğiz? Mercimek mi, tarhana mı, ezogelin mi? Ben sizin şimdi ne seveceğinizi, ne sevmeyeceğinizi tabii bilemem Servet Hanımcığım. Tabii ki siz kendiniz menünüzü yaptınız ama sevmedim yani. Sevemedim. Ya sevmek, sevmemek başka. Çorbadan bir lezzet alıp almamak farklı bir şey. Şimdi ben sizin... Bakın şeyi çok güzel. Tamam işte onu söyle. Çok güzel ama tadı gerçekten yok. Kıvamı olmuş mu çorba olarak? Kıvamı güzel olmuş. Heh. Tamam, kıvamı güzel. Yani tutturmaya tutturmuşsunuz. Evet. Peki ama Servet Hanım'ın damağına hitap etmiyor. Orası o başka bir mesele. Peki. Tabii ki ben herkesin damak tadını bilemem. Gül Hanımcığım, ilk defa tanışıyoruz. Siz nasıl buldunuz? Ben sormak istiyorum. İçerisinde yoğurt mu kullandınız, süt mü, krema mı? Hiçbir şey. Normal su kullandım. Şu beyazlıkları... Ha tamam. Blender'dan geçirdiniz kajuyu değil mi? Tabii tabii. İçinde birlikte pişti çorbayla. Ben ayrıyeten üstüne evet, bir süs olarak da onu sadece merak ettim. Kızdırdım. Kıvamı güzel. Bir çorbanın olması gerektiği gibi. Afiyet olsun. Afiyet, teşekkür ederim. Aysun Hanımcığım. Vallahi bizim bildiğimiz kabağı suyla pişirmiş, suyla açmış Yıldız Hanım. Ellerinize sağlık. Kıvamı, lezzeti yenilmeyecek bir çorba değil. O tatlıyla tuzlu ayarını güzel ayarlamışsınız. Teşekkür ederim. Yani afiyet onun olsun. İçin elinize peki. Sağlık. Murat Bey bir aşçı olaraktan. Murat Bey hiç yemedi galiba. Yedim. Kıvamı çok güzel. Beğendim. Ben hiç yemediğim çorba ama kıvamı çok güzel. Tadı da güzel. Tuzunu her şeyini güzel ayarlamış. Yalnız kremayla olsaydı daha iyi olurdu. Evet, ben de onu diyecektim. Kremayı beklerdim. İçinde zencefil rendelen yani var aa, mı? Aa var. Tadını aldım o yüzden. Var. Tadını aldım. Zencefil onu var. Onu da tam güzel kıvamında yani yapılmış zencefil evet, içine. Çok yani az bir miktar. Acı verilmemiş yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yıldız ablacığım eline koluna sağlık. Bunu ben sadece bir kere yapmıştım. Allah beni kahretmesin. O çorba değilmiş, çorba buymuş. Yani. Ben beceremediğim için beğenmemişim. Beğendin şu anda mi peki? Çok güzel, inanılmaz lezzetli olmuş. Ne kabağın o kadar tatlısı geliyor, ne çok tuzlusu geliyor. Çok lezzetli olmuş. Eline afiyet koluna olsun. Sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ediyorum. Diğerlerine geçebiliriz. Tamam. Ara sıcaklarımıza baktığınızda tabağın sonunu nasıl gördünüz Gül Hanımcığım? Şık, gayet güzel. Servet Hanım? Çok güzel. Beğendiniz. Ben beğendim, evet. Bir sunumcu olarak da. Evet, güzel sunum. Peki bu sunumculuğunuzun masada bir farkını görecek miyiz? İnşallah. İnşallah, hadi bakalım. Murat Bey, siz nasıl buldunuz ara sıcağı? Menü olarak kalabalık mı, güzel mi, uyumlu sunumu mu? Sunumu güzel, lezzeti de inşallah güzeldir. İnşallah. Biri fava biliyorsunuz ki, birisi de pazı sarması. Aysun Hanım, siz nasıl buldunuz ara sıcakları? Ben sadece pazı sarması bildiğim kadarıyla etli. Evet, etli, kıymalı. Aha, kıymalı. Kıymalı. Yani şimdi etli bir menüde tekrardan kıymalı bir ara sıcak. Siz zeytinyağlı mı bekliyordunuz? Yani zeytinyağlıyı tercih ederdim daha doğrusu. Bir gelince soralım bakalım neden böyle bir şey tercih etmiş? Böyle düşüneceklerini aslında aklıma da gelmişti. Fakat ben pazı dolmasını güzel yaptığım için yani lezzetine güvendiğim için böyle bir sunumla karşılarına çıkmak istedim. Çok teşekkürler. Ben de iki dakika koyayım kendime geliyorum. İsterseniz buyurun biz tatlarına bakalım. Evet, pazının tadına baktıysak eğer başlayalım mı yorumlarımıza? Aysun Hanımcığım, bir Karadeniz olarak ilk sizden başlayalım. Güzel olmuş. Yani yenilmeyecek şekilde değil, ince pazı... Sizin yaptığınız gibi olmuş mu yani pazı sarması yok, gibi olmuş? Yok şimdi biz yaptığımızda yaprak daha böyle sıkı olur. Hani şey orada içindeki kıyma, pirinç. Hani bu sanki böyle bir ayrık olmuş. Sarması hani sıkı, sert bir şekilde olmamış. Onu şimdi bir tam anlatamadım. Bu zeytinyağlı dolma değil ama.
Pazı of. Dolması böyle yapılır. Yok. Yani. Şimdi dolma, belki siz kendi yörenize göre düşünüyorsunuz. Dolma bizden sorulur dermişim. Yani tabii diyebilirsiniz de yani herkesin bir de yorumu da var. Kafelerde falan bile mesela pazı dolması ikram ediyorlar. Bu şekil yani. Şöyle sizin demek istediğiniz içinin iç harcını mı biraz daha sıkı yapması lazım? İç harcı değil Kadir Bey. Yaprağı böyle tam hani güzel saramamış. Yani yaprak sarımı... Bol mu olmuş? Bol olmuş. Aynen ben onu öyle. Bilerek yaptım ama. Ha, yani, bilerek yaptıysa o sizin her şeyi benim tarzım deyip geçiyorsunuz. O demiyorum. Hayır onu ben bilerek yaptım. Ben pazıyı hep böyle şey tombul mi, yaparım. Kaçış yolu mu size göre? Evet yani ne diyorsak benim siz tarzım. Siz hayır kalem gibi mi mesela sarıyorsunuz? Hayır yaprak bunu. Sıkı sarılmalı. Yani. Ama bu asma yaprağı değil ki pazı yaprağı. Asma olsun, lahana olsun, pazı olsun, beyaz hayır, lahana olsun. İçini peki çok mu doldurmalı, az mı koymalı? Yani zeytinyağlı gibi az mı koymalı yoksa pazı gibi çok doldurup yine de... Çok aşırı dolu ortasını bulmalı. Ne herkes çok, yedi mi? Bunun şey, doluluğu nasıl peki? Doluluğu fena değil. Ha, doluluğu diyor fena ki doluluğu değil. İyi de diyor sıkmasını bol sarmış. Bastıra bastıra, gere gere sarmış. Bana sarmış. Göre öyle. Yani benim peki lezzet ama. Olarak nasıl? Tuzlu, lezzette hani... vav wow, çok güzel olmuş diye. Damağınızda unutamayacağınız bir tat bırakmadı bırakmadı mı? Ama kötü de olmamış. Elinize sağlık. Yıldız Hanım boşuna cevap veriyorsunuz. O dolma öyle sarılmaz. Peki afiyet olsun. Afiyet olsun. Gül Hanımcığım, sizin yüzünüz güldüğüne göre beğendiniz galiba. Ben nasıl hazırladığını sormak istiyorum Yıldız Hanım'a. Nasıl yani? İçini mi? Çiğden mi yaptınız, biraz pişirdiniz mi? Şöyle, ben soğanları kavuruyorum. 3 baş soğan. Evet. Ondan sonra diğer malzemelerle ekliyorum. Pirinci de ıslatıyorum biraz sıcak suda. Kıymayı da mı kavurdunuz? Hayır. O çiğden. Çiğden koydum. Ama içinde salça yok. Güzel pişmiş pirinci ama kıyma beni rahatsız etti. Çok dediği gibi Aysun Hanım'ın çok böyle hani wow diyecek bir lezzet değil ama yenilebilir bir lezzet çıkmış ortaya. Peki, afiyet olsun. Elinize peki. Sağlık. Afiyet. Servet Hanımcığım. Et çok sert olmuş. Pirinç ezilmiş, et sert içinde. Bir de tuzsuz. Tuzsuz geldi evet, size. Evet, bana tuzsuz geldi. Peki, Servet Hanım da biraz tuzsuz buldu. Kıyma aynı problemli dedi. Murat Bey? Servet Hanım'a katılıyorum. Tuzsuz. Pirinci tamam, iyi pişmiş. Kıymasında sertlik var. Az içinde baharat kullanabilirdi. Ne baharatı? Yani nane ve karabiber kullandım ben. Buna başka baharat... Orası sarımı çok dediği gibi iyi sarılmamış. Ha ilmecik gibi değil ama... Ama şimdi bunu böyle şey düşünmeyin değil. Siz. Asma yaprağında zeytinyağlı dolma böyle kalem gibi düşünmeyin. Bu bir hayır, inceliği kalınlığı iyi. Dolması. Gayet güzel. Ha, yani böyle gayet sarılır. Yıldız Hanım, bilerek sarmamışsınız. Acele acele sardığınız için böyle olmuş. İstanbul usulü böyle yedim, böyle yapılıyor. Peki, eline koluna sağlık. Kıyma konusunda ben de katılıyorum. Biraz o kıymanın bir diriliği, bir çiğneniyor böyle. Bu sos içine gireymiş, huhu olurmuş bu. İşte o ağızda ikisi birleştiği zaman hao olmuyor mu? Şey, kıymanın diriliği geliyor. İçinde olsa tadı... Yıldız Hanım çok fena, yemin ediyorum. Peki, favanın tadına bakıyoruz. Ben de ilk defa fava yiyeceğim. Hadi bakalım, buyurun. Evet Murat Bey, fava bir meze çeşidi biliyorsunuz ki siz de aşçı olarak yapıyorsunuzdur, yapmıyorsunuz bilemem. Çünkü biraz Ege yöresine ait şeyler böyle balıkçılarda falan olur. Nasıl buldunuz? Tadın çok güzel, beğendim. Tam damak tadı. Dereotu sevmediğim için ama olmadı. Favanın da yani dereotu servis edilmez. Yo, doğrudur. Yani, keşke üstünden onu alabilirsiniz. Benim kızım da sevmiyor, yine de koyuyorum. Yedim. Üstünden atıyor, yiyor. Ama gerçekten tadı çok güzel. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Aysun Hanımcığım. Nohut oda bakla sofa. Baklayı... Kuru bakla, kuru bakladan yapılan bir... Suda mı beklettiniz? Hayır, direkt haşlıyorum düdüklüde soğanla. Yani sonra... bu kadar kısa sürede... oluyor. Evet, güzel olur. Şey. Çünkü bunun bir dolapta bekleme süresi de var. Peki, afiyet olsun. Gül Hanım? Ben çok fazla sevmedim. Sanki böyle çok aşırı tuzsuz, tatsız bir şey gibi geldi bana. Peki, Servet Hanımcığım? Tuzsuz olmuş dediği gibi. Falan mı? Görünümü, evet tuzsuz. Şimdi bak ona katılmıyorum. Yani bak dolmaya katılırım. Dolma, ya benim de damak tadım var değil mi? Yani tamam dolmanın tuzu biraz eksikti ama fava
tadı, şekeri, tuzu tam kıvamında bence. Benim şeyime tuzsuz geliyor. Sizi bilmiyorum ama. Bunun görünümü... Şerbetim, daha önce fava yediniz mi? Yok, ilk defa. Hani şimdi olurunu pek bilmediğimiz için şimdi ilk defa yiyince... Kadir Bey, şimdi tuzu ayrı bir konu ama. Tuz, tamam hiç yemedim ama tuzu ayrı bir konu. Tuzu da olması lazım yani ağza biraz. O kadar tuzsuz yani. Aman tansiyonun soru çıkması dikkat edin. Ben çok tuzsuz yerim. Yıldız Hanım, ne ev sahipliğinize ne de yaşınıza bu cevap yakışmadı. Ne demek tansiyonu yükselmesin? Servet Hanım, yarın benim günüm. Eğer bu tarz yorumları bana yaparsanız gerçekten size çok gülerim ve gerekeni de tabii ki söylerim. Tuzsuz, bu gerçekten dolma çok tuzsuz. Siz nasıl tuzsuz pişiriyorsunuz acaba? Sunumun ev çok güzel olmuş, harika olmuş. Dediğim gibi ama ben bir ilk defa yedim. İyi, güzel. Kuru fasulyeyi... Ya fasulyeyi haşlarsın, robotta çekersin, o şekilde gel. Baklada soğan zaten hani bir fasulye yani, türü değil midir? Soğan falan kavurdunuz mu? Ya bu bir dörde bölüyorsun soğanı, düdüklüde kuru baklalarla birlikte pişiriyorsun. Piştikten sonra... Soğanı kavurmamız lazımdı, ben baktım. Soğanı kavuruyoruz. Ondan sonra baklaları ıslattıktan sonra haşladım. Ben yıllardan beri ondan yaparım bu yemeği. Ondan sonra bırakıyorlar, kavuruyorsunuz. Daha sonra da robotta çekip... Nereden biliyorsunuz o internetten baktığınızın doğru olduğunu? Doğrusuna bakıyorum çünkü. Nereden biliyorsunuz? Kaç defa araştırdım. Kalkıp da yanlışına çok bakmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Nasıl katılmıyorsunuz? Hayır, bakın başka şeylere de bakın. Siz ama niye eleştirilere açık değilsiniz ki? Eleştiri, ama siz şimdi bilmeden eleştiri yapıyorsunuz ben bilmeden. Servet Hanım. Tamam da bak. Yani ilk defa yiyorsunuz, hiç yapmamışsınız. Tamam, hiç yapmadım. Bana internetten okuduğunuz bir iki tarifle. Ben internette bir defa açıp da bir sayfaya bakmıyorum. Bir yemek ama. Bir defa oturup bir sayfaya bakmadım. Ben eleştiri... Bütününü araştırdım, baktım o şekilde. Soğanları kavuruluyor. Servet Hanım, hep olmayacak şeyleri böyle söylerseniz yandık. Onun hiç oluru yok. Yani fabanın olması gerekeni bu. Suyunu atarsın, onunla haşlarsın, onunla çekersin. Evet. Soğan piştikten sonra, bakın piştikten sonra yağı... Şöyle bir dene bakalım nasıl olur. Tuzu, şekeri eklenir, blenderlanır, yayılır. Üstüne zeytinyağı, limon. Çok pardon. Servet Hanım hani neden bildiğimiz bir yemek yapmıyor? Hani fava yapmış. Aynen. Ben mesela... Şöyle söyleyeyim Yıldız Hanım, bu bizim beş çayı gibi düşündüm ben bunu. Sadece, fava'yı? Evet, çorbanız var. Ay inanmıyorum. Dolmayı da ama. Var. Sadece, dolma da zaten beş çayına yapılır. Yaprak sarması yaparız. Ne yapmamı istiyordunuz ben anlamadım. İçli köfte yaparız. Bu etli ama. Ne yapmamı istiyordunuz etli, Servet Hanım? Mesela ne bileyim bizim yemeklere söyleyin. Göre. Bizim yemekler, bizim yemekler diye bir şey tutturdunuz yani. Bakın şöyle söyleyeyim. Fava da bizim ama yani Ege yöresine ait. Evet, evet işte. Ben sizin nereli olduğunuzu bilemem. Ege saymıyor musun? Hayır, Ege yemekleri Allah Kadir Allah. Bey. Beş çayına gider. Ege yemekleri akşam yemeğine yakışır. Servet Hanım, bilmiyor musunuz? Servet Hanım, yorumlarınızı gerçekten mantıklı bulamıyorum. Keşke birkaç tane daha internet sayfasına baksaydınız. Peki. Bu yılbaşı sofrası ama. Biliyorum. Tamam. Ben yılbaşı sofrasına da bir börek açmayı uygun bulmadım. Tamam, ben buluyorum. Yani... Ben açacağım o zaman, siz açmazsınız. Siz bilirsiniz. Sizin bileceğiniz. Peki, afiyet olsun. Ablacığım, eline koluna sağlık. Olması gerektiği gibi olmuş ama afiyet ben... Afiyet olsun. Fava hiç sevmem, dereotu sevmem. Daha önce niye hiç yemediğimi anladım çünkü dereotundan. Tadı benlik değil. Yok, şöyle söyleyeyim, olması gerektiği gibi olmuş. Benim için kabul ama ben sevmiyorum, o apayrı bir şey. Yapamam da yiyemem de, hiç hoşuma gitmedi. Ama eline koluna sağlık diyorum. Gayet de güzel donmuş. Önemli olan zaten dondurabilmek. Yıldız Hanım, gerçekten çok yerinde ve olgun cevaplar verdiniz. Sabrınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum çünkü ben asla tahammül edemezdim. Oh, Servet Hanım'la uğraşacağız herhalde biz bu hafta. Servet Hanım, favayla pazıyı beş çayına uygun buldu. Siz buluyor musunuz? Favayı beş çayına, sarmayı da. Ha, öyle dedi az önce. Hayır işte. Olmaz, üstünde yoğurt var bunun. Beş çayına ben uygun buldum Kadir Bey. Sarma, ya ama bana yoğurt var, pazı, çayla yenir mi yoğurt? Pazı sarması, yaprak etli, sarması gibi düşünün. Ama etli, i̇şte et bırakmasa et tam olurdu. Tamam, şimdi etli bırakmasa zaten apayrı, zeytinyağlı oluyor. Eğer Aysun Hanım istediği gibi dediği bir zeytinyağlı yapsaydı doğrudur. Murat Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Katılmıyor mu? Servet Hanım'a katılmıyor. Beş çayına uygun değil mi? Hayır. Vallahi hanımlar, benim bir beş çayım olur, ağzınıza layık. Peki bu neydi abla? Bu dana yanağında parmenter. Yediğinizin adı neydi Murat Bey? Yediğinizin adı neydi? Sarmayı mı diyorsun? Evet. Zeytinyağı şey, kıymalı sarma, yaprak pazı sarması. Tam diğeri? Palva, palva. Fava. Fala. Söyleyememiş olabilir dil sürçmesi. Sen de ne ferahsın. Takıntı yapıyorsun sen. Ya o şekilde, yani ben de söyleyemiyorum ama
Gerçekten bak, ben diyorum, uygun değildi diyorum, Murat Bey ben katılmıyorum diyor. Hayır yani 5 çayına dediniz, ben hep üçümüz de böyle katılmadık yani 5 çayına şey değil. Servet Hanım, siz benimle dalga geçeceğinizi söyleyemediğiniz kelimelere bir bakın. Peki başlayalım mı? Haydi bakalım, bismillah. Dana Parmentier. Dana Parmentier, haydi bakalım. Ay mübarek, çiğne çiğne yutamadım. Oh. Ben bayağı çiğniyorum ya, o yüzden. Murat Beyciğim, nasıl buldunuz? Eti çok kuru gelmiş. Kuru geldi bana. Niye mesela? Yani kurunun sebebi yağsız et mi? Çok yağsız et ve fazla kalmış. Biraz fazla kalmış olabilir fırında. Çünkü neden? Sıcak servis edeyim diye biraz bıraktım fırında. O da kurutmuş. Kapattım, kapağını da aralık bıraktım. Çünkü bu da... tekrar ısıtma şansım olmazdı. O yüzden yani bu... Ha, sıcak servis etmek için biraz daha kalsın dediniz, o yüzden mi? Evet. Güzelim, eti kurutmuşsunuz Yıldız Hanım, yazık oldu. Sıcak vermek. Aysun Hanımcığım, nasıl buldunuz? Etimiz sert olmuş. Ha, güzel didikleyebilmişsiniz. Mühürlediniz mi eti? Yok, bu et direkt düdüklüde bu da pişiyor. Ama işte gibi. İlk mühürlenmesi gerekiyor ki etin o içindeki suyu kaybetmesin. Yani ama belki bu öyle bir... isim olarak belki bilmiyoruz sonundaki ismi ama yani... Sonundaki isim patates püresi bir şey değil. Yok ya. Hayır, etin pişimi, et pişimi, et pişimidir yani. Bunun ismi bu ama kuşbaşı Ayşe et de aynı... dahil mi mühürlemeye? Tabii ki. Çünkü bu tarz, biftek tarzı bütün eti önce bir mühürlemek zorundasınız. Etin içinin suyu etin içinde kalmalı. O başka ızgarada. Ondan sonra... Biftek tarzı diyor ama. Izgarada yapılır yani bu. Hayır, ızgarada değil. Tavada mühürleyeceksiniz. Hayır, onu demek istemiyorum. Yani sonra atacaksınız tencereye. O etin suyu içinde... Ama bu içinde... suda haşlanıyor. Aysun Hanım, düdüklüye atılan et mühürlenmez, yanlış biliyorsunuz. Şimdi her o dediğiniz et böyle büyük büftekler için mi geçerli? Büyük biftek olsun. Yani gene de tabii o mühürle kalın yani et şeklinde de olabilir. Kuşbaşı ette mühürleme olur. Ne olursa olsun, hangi tavuk bile olsa. Tavuğu bile pişirmeden ilk kızgın tavada, tencerede bir mühürleyeceksiniz. O etin suyunu, lezzeti zaten etin içindedir. O su etin içinde kalacak, o lezzet. Ama bu öyle bir yemek değil yani. Düdüklüde de mi mühürlüyorsunuz? Tabii, kesinlikle. Yemeklerime tuhaf yorumlar geldi gerçekten bu akşam. Karşılık vereceğim. Ama onlar gibi yerli yersiz değil. Bilerek mantıklı yorumlar yapacağım. Bildiğim konularda fikir süreceğim. Patates püresi etin üstünde ya. Hı hı. O etin kurumasını hani fırında evet kalmış, tamam hak veriyorum size. Ama o patates püresi nemlidir. Püre nemlidir. O şeyi, eti zaten ıslak tutabilirdi. Yani siz hoş 5 yani saat... Yani fırını çalıştırmasına gerek yoktu diyorsun, sıcağında kalsın. Yani sıcağında da yani şeyi kurumasını engeller. Hayır zaten ben çalıştırmadım. Şimdi fırının kendi sıcağında üstünde kaldı. Kuruması gereken patates püresi. Peki, ama patates püresi yumuşak. Etten aynı. Ben çok beğenmedim. Evet, çünkü et... Gül Hanım. Hayvanın neresinden yaptınız? Boyun kısmından mı hazırladınız bunu? Aslında bu yemeğin ismi tabii dana yanağı da. Yani dana yanağını bulmak biraz sıkıntılı. O yüzden ben bunu antrikottan yaptım. Evet. Orijinal dana yanağından yapılıyor diye biliyorum. Ki her yerde de bulunabiliyor artık kasaplarda. İstenildiğinde ya da sipariş verildiğinde. Bir de o biraz şeye giriyor yani... Neye giriyor? Sakatata giriyor. Sakatata giriyor, evet. Herkes tercih etmeyebilir diye de istemedim. Biraz siz yemezsiniz. Yani ben bu tarzı yemeği seviyorum. Ama ben bilemem ki sizi, mesela Servet Hanım bazı şeyi seviyor, siz onu seviyorsunuz. Onu, aslında yani, tam Servet Hanım'lık bu çünkü kendisi sakatat yiyor. Bilemiyorum ki. Şimdi ilk gün yarışmacısı olmanın da bir dezavantajı var. Kimseyi tanımıyorsunuz. Peki beğendiniz mi Gül Hanım? Yani lezzeti damağınıza hoş geldi etin mi? Etin o lezzeti alınıyor ama çok kuru. Kuru, evet. Evet, çok kuru. Peki, afiyet olsun. Servet Hanım? Bu gerçekten tadı güzel olmuş. Sadece kurumuş dediği gibi. Altı da şey, Yıldız Hanım ortası da kurumuş. Komple benimki kenar bakın. Ya ben ortasından aldım. Yok, bana ortası iyi geldi da kuru. Ama. Bakın göstereyim size. Altları falan bakın. Ya bu zaten eti pişiriyorsunuz ya haşladıktan sonra. Ama tadı falan sonra güzel olmuş. Tereyağı da çok kuru olmuş. Didikliyorsunuz. Suyu konulabilir miydi biraz daha üstüne? Biraz daha nemli kalması için hafif suyundan.
üstüne birazcık bir kaşık. Ama etin üstü değil, etin altı kurumuş farkındaysanız. Bak. Yani güveçin altı kurumuş, üstü değil. Patates püresinden dolayı üstü nemli kalmış da altı hep çekmiş kurumuş. Ama lezzetli mi? Lezzetli olmuş. Elinize afiyet kolunuza olsun. Sağlık. Afiyet keşke olsun. Kapatsaymışsınız. O etin yumuşak lezzeti biraz daha gelirmiş. Aslında elinize kolunuza mı? Sağlık. Kısmet, hayırlısı. Sağ olun. Bu arada salatalarımız... Yenmedi. Evet, salatalarımızın hiç tadına bakmadık. Buyurun. Peki salatayı nasıl buldunuz bu arada? Aysun Hanım, beğendiniz mi? Mevsim salatası tercih etseydiniz bu yemeğin yanına daha çok yakışırdı. Beğendiniz mi? Fena değil. Fena değil. Murat Bey? Ekşiliği var. Fazla bana geldi ekşiliği. Ama bunun yerinde bir mevsim salatası iste. Olmasını daha isterdim. Et yemeğinin daha... yanında bu gitmez mi? Gitmez. Gitmez. Peki. Murat Bey, programın başından beri herkese katılıyorsunuz. Sizin hiç kendinize ait fikriniz yok mu? Gül Hanım, yarın sizin yemeklerinizi çok merak ediyorum. Et yemeğinin yanında mevsim salatası daha güzel gider. Ama bunda da kaç çeşit şey var. Bakın roka var, tere var, elma var, nar var, ceviz var. Mevsim salatası bence daha güzel gider. Yani mevsim çünkü salatasında da yeşillik var, pamuç var, kırmızı lahana. Soğan var. Yani yeşillikler daha güzel olurdu bu etin yanına. Bunlar olmamış. Bu ne bileyim bir... Başka yani beş çay salatası. Yine mi beş çayı diyorsun? Evet. Ben rokayla nar salatası yapıyorum. Beş çayına. Evet, rokayla nar salatası. Servet Hanım, çay saatinde siz bunları yiyorsanız acaba akşam yemeğinde ne yiyorsunuz çok merak ediyorum. Benim soframın üstüne de bir sofra bu hafta kurulacağını düşünmüyorum. Peki, afiyet olsun. Afiyet değişik bir mutfak, bir şey diyemem, saygı duyuyorum. Tabii. Gül Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Salata oldukça zengin görünüyor. İçerisine cevizi ben severim, peynir var, her şeyi eklemiş. Cevizi gayet bile kavurdum gitti. Yani ama fırında. Ama zaten elma da ekşi elma, nar da biraz fazlaca olmuş. Az ekşi konulabilir olsun. Ya da zeytinyağını biraz daha isterdim bunda, bir tık daha. Öyle mi? Evet. Peki, afiyet olsun. Afiyet teşekkür olsun. Ederim. Diğer tarafa geçebiliriz artık. Şimdi ne geliyor sırada? Şimdi tatlımız geliyor. Tatlımız. Haydi bakalım tatlımız nasıl oldu? Tatlımızın adı neydi? Portakallı pasta. Portakallı pasta. Bakalım akıllarda ne canlandı bugün portakallı? İnternette ne araştırdı Servet Hanım? Bakalım göreceğiz. Haydi buyur ablacığım. Servislerimizi alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Masada benden sonra en doğru yorumları Gül Hanım siz yapıyorsunuz. Tebrikler. Ne oldu Yıldız Hanım? Ne düşünüyorsunuz şu anda? Yani bilmiyorum. Çok şey bir grup. Her şeye bir kulp buldular. Ya benim de bazı işlerim aksi gitti. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Düdüklümün çalışmaması, iki kere üst üste favayı yapmam, beni telaş yaptırttı. Demiyorum çok da. Şimdi artık ben verilecek cevaplarımı verdim. Daha ne diyeyim yani bu konuda. Evet, portakallı pastamız geliyor. Sonları da geldi. Eline sağlık ablacığım. Haydi buyurun tatlarına bakalım nasıl olmuş. Varsa yorum alabilirim. Servet Hanım. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. Beğendiniz. Afiyet olsun. Çok şükür. Aysun Hanımcığım. Tadı güzel olmuş. Elinize sağlık. Portakal tadını da güzel portakal, alıyorum. Portakal, limon, limon kabuğu rendesi. Hani böyle fresh bir evet, şey, tatlı. Hafif. Hafif. Hafif, güzel. Afiyet olsun. Bir... Afiyet olsun. Gül Hanım siz ne aradınız içinde? Böyle bir define havasında şöyle bir didiklediniz. Ben bu pandispanyayı kendisi mi yaptı diye Yıldız'a evet, soracağım. İçerisinde suyunu mu kullandınız, kabuğunu mu kullandınız meyvenin? Keki ıslatırken portakal ve mandalina suyuyla ıslatıyorsun. Evet. Muhallebisinde limon kabuğu rendesi ve limon suyu var. Pandispanyası sert geldi bana biraz. Biraz daha yumuşak olabilirdi. Yumurtayı çok... Acaba köpürmedi mi beyazı? Vallahi ayrı mı kattın? Bayağı bir uzun çırptım. Bir 12 dakika çırptım. Şey, siz yumurtanın sarısıyla beyazını ayrı çırparak mı yapıyorsunuz? Öyle yapıyorum ama birleştirdiğiniz zaman büyük bir güçlü bir motorlu hamur çırpıcıyla çırpmak gerekiyor. Peki beğendiniz mi tat olarak? Beklediğiniz portakallı pasta mı? Fena değil ama çok böyle limonun tadını çok aldım. Keşke portakal olsaymış sadece dedim içimden. Peki afiyet olsun. Afiyet. Murat teşekkür Bey. Ederim elinize sağlık. Tadını beğendim. Güzel. Limon dedim, limon ekşiliği biraz daha fazla geldi portakaldan. Portakaldan daha fazla geldi. Evet. Bu sizi rahatsız etti mi? Hayır. Murat Bey, bizden duyduğunuz yorumları karıştırıp aynısını söylüyorsunuz. Peki, afiyet olsun. Afiyet elinize olsun. Kolunuza sağlık. Afiyet olsun.
Yedik, içtik, Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın. O zaman nereye gidiyoruz? Haftanın ilk puanlamasına gidiyoruz. Bakalım yılbaşı haftasında ilk puanlamada Yıldız Hanım toplamda kaç puan ulaşacak? Haydi buyurun. Kadir Ezildi ile Ena Marat benim de sıra geldi puanlamaya. Bakalım hanımlar beyler yedikleri lezzetlere kaç puan verecekler? Yıldız abla haftanın ilk günde toplam kaç puan ulaşacak hep birlikte göreceğiz. Buyurun verin bakalım puanlarınızı. Aysun Hanım'dan başlayalım. Buyurun bakalım Aysun Hanım. Bugün Yıldız Hanım'ın hamaratına kaç puan verdiniz? Evet Aysun Hanım'dan 3 geldi. Yıldız Hanım ne düşünüyorsunuz? Ben tahmin etmiştim. Yani birkaç şeyim çünkü beğenmediler. Peki yorumlarına göre eşit buldu puanı. Evet. Peki. Servet Hanım buyurun siz çevirin bakalım. Ben de 3 verdim. 3 puan geldi. Pastasına verdim. Daha mı düşük bekliyorsunuz? Ben yani bu masa kadar yorumlara... Pastasına verdim. Masa düzenine ze verdim. Başka lezzetime bir tek pastaya mı verdiniz? Etinizi söyledim. Güzel olmuştu tadı ama yanmıştı. Evet. Bak ona lezzetli dedim. Et tadını aldım. Çok güzeldi. Sadece yanmıştı. Evet. Afiyet olsun. Murat Bey buyurun sizden alalım puanınızı. 4. Dört puan geldi Murat Bey'den. Murat Bey neye verdi? Yemedi de bir şey, neye verdi ben anlamadım. Sarmasını beğenmedim, sarmaya puan vermedim. Tamam, başka? Salatası bana ekşi geldi, salataya da puan vermedim. Çorbası güzeldi, tatlısı güzeldi. Ana yemeği güzeldi ama kuruydu. Ve sunumu güzeldi ve güler yüzlüydü. Karşılaması çok güzeldi. Teşekkür ederim. Peki. Evet, Gül Hanımcığım son puan sizden geliyor bu arada. Son puan çevirildikten sonra kimse puanını değiştiremez. Bilginiz olsun toplam puan çünkü ortaya çıkıyor. Gül Hanım buyurun çevirin puanınızı. 2,5'tan 3 dedim ama neden dedim? Çünkü masanın en star yemeği talihsizliğe uğramıştı. Dana yanağından olmasına rağmen başka bir etten yapılmıştı. Çünkü hani ne deniyorsa orijinali bence öyle olmalı. Çünkü çok özel bir masa, çünkü çok özel bir program. O yüzden peki, buna oradan o yüzden 3 veriyorum. Evet Yıldız ablacığım. Elle koluna sağlık, elinden geleni yaptın. Çok evet. Enerjik bir gün geçirdik. Enerjin için teşekkür ediyorum. Her ben şey için teşekkür ediyorum. Toplamda 13 puana ulaştın haftanın ilk günü için. Gayet de güzel bir puan. Benim uğurlu rakamımdır 13. Hadi bakalım bunun üstüne. Biliyorsunuz ki ben 10 puan üzerinden değerlendiriyorum. 5 yemek, 5 de temizlik. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Yarın kimin kapısını çalıyoruz? Benim. Evet, yarın Gül Hanım'ın kapısını çalacağız. Bakalım sessiz sakin Gül Hanım yarın bize nasıl bir menü çıkartacak? Nasıl bir temizlik göreceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Yarın aynı saatte Fox ekranlarında görüşmek dileğiyle. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Evet Yıldız ablamın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda diyecek bir lafım yok. Evi gayet güzel temizdi. Bu kadar büyük bir evin hakkından gelmiş. Teşekkür ediyorum. Yemek konusunda sadece eti biraz kurumuştu. Oysa ki o kadar lezzetli bir etti ki inanılmazdı. Bir de et yemeğinin peşine rokayı fazla yakıştırmadım. Ama tatlısı, çorbası, diğer kalanları inanılmaz lezzetliydi. Şimdi hem masasına hem güler yüzlüğüne hem de temizliğine puanımı veriyorum. Evet Yıldız Hanım'ın eline koluna sağlık. Yarın Gül Hanım'ın evindeyiz. Bakalım özel yılbaşı haftasında nasıl bir menü çıkartacak? Temizliği nasıl? Gül Hanım gerçekten de hamarat mı? Hep birlikte göreceğiz. Aynı saatte Fox ekranlarında görüşmek dileğiyle. Sakın kimseye söz vermeyin. Bu hafta bomba gibi geçecek. Yarın görüşmek dileğiyle.